Ulan benim yapmadığım bir Ya konudan sen az çıkıyorsun, önce diyorsun diyorsun ki ki eşimin kimi adını ağzına kötü ettin aldırttırdın. diyorsun. Ya İsmini bir şey kendin verdin söyleyeceğim. sen ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi şurada Soner diye bir arkadaş var. Furkan diye bir arkadaş var. Çıkıp birimizin eşine, dostuna bir cümle söylese ben onun ağzını tutabilir miyim? Ne yapabilirim? Sen öyle bir oda Sen açarsan, konuşturdun bak diyorsun. sen öyle bir oda Sen açarsan konuşturdun diyorsun. orada birileri bir Allah şeyler Allah. söyler. Allah Allah. Orada birileri bir Allah şeyler Allah. söyler. Bak kardeşim benim düşmanım çok. Hepsini çünkü hakkından geldim. Hepsi yanlış yaptı. Bak isim isim ver. Ne yaptıklarını burada şey yaparım. Geliyorsunuz 20 yaşında çocuklar. Daha dün PKK'lıyı gönderdik. Burada dediler ki Bülent Usta odasına katılıyor. Bak senin yaptığın gibi algı yapacağım. Nereden bilecek dedim Bülent PKK'lı olduğunu. Nasıl olacak? Ben çünkü kahpe değilim. Ben çünkü kahpe değilim. Ama sen, ben herkesin içinde burada şahittir. Bülent onun PKK olduğunu bilmez. Nereden bilecek odasını almış, E yayını biliyor almış muydun? diyen ben. Tamam bilmiyorduk. Ben de senin eşin hakkında o çocuğun konuşacağını bilmiyordum. Bana teşekkür Tamam, ettiğin neyse. konuda gelip İsmi burada eyvallah. bir dakika Tamam, cümlemi sen biteceğim. Cümlemi biteceğim. bitir. Kıvırma Bülent. Kıvırma Bülent. Kıvırma yok. 10 bin kişi, 12 bin Kıvıran kişi önünde, belli. Kıvıran. 10 bin kişinin, 12 bin kişinin önünde eşimin adını ağzına aldın Bak, dedin. Mezettin dedim, özür sen dileyeceksin benden. Ben böyle bir her şey gece yaptım mı? space odası açıp Bülent Uslu, sen ben bana böyle bir şey bocacık yaptım mı? iftirası attın Bülent mı? Uslu, ben böyle bir Sen şey bocacık yaptım mı? iftirası attın mı? Bülent Atatürk Uslu, ben düşmanı sana iftirası attın mı? Bu adam Bülent Uslu 2017'ye kadar Beşiktaşlı değildi. Trabzonluydu arkadaşlar dedin mi? He? ben odalarda bunu söylediysem insanlar çıkar gelir Sen söylerler. kulağımla Ben böyle bir duydun şey ha. söylemedim. Adamla. Sana Ben tam doğru. şurada Bir bu dakika Bülent yargılayan Uslu. Alper Bahadır arkadaşlar kim ne yapmış, ne yapmış, kime ne demiş onları bilmek için Ya takip renkli ettim. yorumlar. Bir Senin polise derdin itiraf Alper etmem Bahadır gerekiyor. sorusu Alper. Ben burada Kimin bir ne dakika sana söylediğini söylüyorum renkli biliyorum. yorumlar. Aklına neler Ben geliyorsa ya dayı Alper sana Bahadır'ı ne oluyor takip edin. ya? Bir dur be Ya kardeş ya. bırak kuyruk acısı var ya. Yalancının teki söylediğini inkar eden adam herkesin içinde. Öbürü de söylediğini inkar ediyor. Renkli yorumlar sana soruyorum. Ben bu adamın Sen karısını burada iftiracısın adını ya. ağzına Sen almadan önce her akşam adı açıp iftira atan birisisin sen. o Locacı dedin. Bülent Ne abi gibi iftira? yöneticinin Ne gibi adamı bir iftira? dedin. Ben bir Bak şey söyleyebilir biz miyim? Ne kimsenin gibi bir adamı iftira? değiliz. Alper Bahadır. Biz Sen iyi adamıyız. biliyorsun. Sen bunu Biz çok iyi adamıyız. biliyorsun. Biz adamıyız. Heh, Tamam. olabilirsin bilemem. Biz adamıyız. Biz adamıyız. Sen gideceksin Galatasaray'a mahkemeye verin, gereğini yapın, bitirin Alper Bahadır Program diyeceksin. yapıyoruz. Her gün Burada programı Beşiktaş'ı yapıyoruz. kaçırsın. Sokarım Programı senin sen programına buluyorsun. lan. Beşiktaş'ından önemli Sen mi? vermek istiyorsan Ben ver. program... Niye? 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 Bir dakika. Kartala karga denmesi niye senin zoruna gitmiyor? Benim tepki vermem. Bir dakika. Alper Bahadır'dan başka yüzlerce Beşiktaşlı bu tweetleri atmadı mı bu çocuğa? Atmadı mı? Söyle. Atmadı mı? Bu çocuğa Ertem'e yüzlerce Beşiktaşlı tepki koymadı mı? Bütün Beşiktaşlıları odadan çıkarıp al verin ver gülüm yapmadınız mı? O odada Başar Özbey bana yavşak demedi mi? Bakın Beşiktaş, He? Bir Beşiktaşlı dakika sen bir medyada dakika bir neler lafımı oluyor? Bu kesme. kadar renkli olay Lafımı kesme. toplanmış. Burada Beşiktaş'ın Sana ne lan? içinde Bak saçma lanlı sapan konuşma. muhabbetler dönüyor. Biliyor Lanlı musunuz neden biliyor konuşma. musunuz bunlar beni? Sana ne? Hep bu neden Sana oluyor. ne? Beşiktaş camiasının Kardeşim bildiği oluyor. Bunu Beşiktaş'a sorun kendinize bak. Beşiktaşlar renkli söylüyor. yorumlar denilen Neden sürekli bu çapsız muhabbetler adam dönüyor ve hangi Beşiktaş'a konuda niye kuş, dönüyor? Niye sürekli Beşiktaş'a kuş. Beşiktaşlılar bir şeye uğruyor, kendini şey anlatmak zorunda kalıyor, açıklamak zorunda kalıyor. Birinin Niye gidip de kimseyi söylediği bir Allah şey Allah. geçirip çevirip Bunu niye biraz geldin o kendine zaman sor buraya? kardeşim. Ay, Niye kendine geliyorsun? sor Abi abi soracaksın soruyor. bunu. Ya bu Niye kadar geldin? basit Niye olay. geldin? O öyle Seni demiş. kim Bu kadar çağırdı demiş. Değil buraya? olay yani. Seni kim çağırdı buraya? Seni kim çağırdı renkli buraya? Niye geldin? Niye çıkıyorsun Kendini kendine? mi göstereceksin abicim sen? Ben de Sana kendime diyorum ki hakkım senin olsun. kanalı bir dakika bir dakika neyin oldun sen? Ya Ben de bir şey varsa senin insanlar görür konuşma sen hakkın boş olduğu ver. kadar benim de var. E Verdiğin tamam hakkı konuş. konuşma Sana hakkı soru olduğu kadar soruyorum. konuma. Sana Siz soru soruyorum. neden bu İsim kafadan veriyorum sana. bakıp da sen Gel kendini karşılıklı bedava konuşalım mı oynatmaya seninle? çalışıyorsun? Karşılıklı konuşalım mı seninle? Siz Karşılıklı konuşalım mı kimsiniz? seninle? Ben konuşuyorum zaten. Sen, Neler ka konuşuyorsunuz? karşı konuşabilir misin? Biz Meşhur hocan kimiz ya. ise Gökmen geldiniz. Özcan'a bir Ben de dakika mesela bana. senden Bir değilim dakika. zaten. Bir dakika. Gökmen Özcan. Bak Gökmen Özcan'a Beşiktaş eşitici dediği için saldırdım. Neden rahatsızsın? Çünkü Evet Beşiktaş'ın cevap ver. başka sorunları var. O onu on demiş. Bu buna Ben demedi. Beşiktaş'a Bu sana mı soracağız lan yani ne Beşiktaş'a alakası hakaret var? edeni saldırırken? Sana mı soracağız? İşte ben de He? sana Sana mı onu soracağım lan ben Beşiktaş'a soracaktım. Ne hakaret soracaktım? edeni saldırırken? Benim camia He? görünüyor. Gel Benim hesabını camiam benden ne yüz yüze görünüyor? sorsana. Başka Gelip hesabını odaklanmam benden yüz gereken yüze sorsana. dış konulara He? karşı odaklanamıyorum. İçeride o ona bunu demiş, bu buna Ulan Gökmen saldırmış. Hocam zaten İçeride Galatasaraylı. herkes Sen onun neyi tepkisini anlatıyorsun? koysun. Allah Beşiktaş Allah. camiasını sahiplenmek, birilerini şey yapmak tek başına senin sorumluluğunda olan bir şey mi? Niye bunu Sen de herkese yap. yapmaya Sen çalışıyorsun? de yap. Sen de yap. Bak Ne diyorum ki yapayım dışarı abi ben? Beşiktaş'a üzmeye. zarar veren bir Bak şey ben de yapmam diyorum ki. yapamazsın çünkü. Ya Sen önce yapmam ya ergenlere yapmam ya Allah aşkına ya. giremezsin Ne sen diyorsun? kavgaya. O göt yok sende. Sen Sen önce bizimle ergen sürekli olan birisin. tartışma olsun, kavga olsun, kaos olsun. Bülent Uslu odaya gelsin, birbirimizi yiyelim. Öyle işte dinlenelim falan filan. Beşiktaş'ı konuşuyoruz abi bizim burada. Derdimiz buyken sen Kardeşim bunun ya anlamını açıklayacaksın. kardeşim renkli yorumlar. Bir şey diyeceğim abi.
Burada Gökmen Özcan Beşiktaş'a şikeci demiş. Biri çıkmış bir orospu çocuğu demiş Beşiktaş'ın hocasına işte bilmem. Komisyoncu demiş. Bunlara tepki verdik diye bunu hesap verdik. Bunlara tepki gösterildi baba. Bir saniye ya, bir konuşma dinle. Bir saniye. Ulan Valerian İsmail'le arma bir mi? Arma bir mi Valerian İsmail'le? Kafayı mı yedin sen? Sergen Hoca'ya komisyoncu derken o zaman Sergen Hoca'ya... Komisyoncu derse Valerian İsmail'le ona da deriz. İsimler niye değişince görüşler farklı oluyor? Ya dayı bir saniye bir sus be birader ya. Bir sus be kardeşim ya. Ya sen konuşalım bakalım. Ya bir dinle. Tamam söyle. Ha bak dinliyorum, efendim. Buyur. Aferin. Kardeşim aferin falan Beşiktaş'a... konuşma. Ne aferin mi aferin? Dayıcım. Sen niye bana aferin diyorsun ya? Aferin çünkü bak uslu duruyorsun. Bir sakin ya, ol tamam mı? Sen bak. Böyle böyle bir uslu ya. Ya kardeş. Bir saniye. Ya, uslu mu senden mi öğreneceğiz Bülent uslu? Ha sen abisi ya. Tasdikliyor musun saniye. Abisi? Bana mı diyorsun abisi? Bir saniye. Bülent abisi. Bey yani bu Bülent Uslu. Bülent Uslu. Bak bir dakika bir şey söyleyeyim. Kırdırıyorsun abisi. Sen de abisi. Ben kırdırıyorum. Senden mi öğrenecek diyorsun? Doğru mu abisi? Bülent Bey. Uslu mu senden mi öğrenecek biraz önce? Burada eşimi ağzına aldılar dedin. İftira attın. Burada seni de. Sen küfür edin. Küfür edin. Sinan adamsın. Bülent Bey ben konuşuyorum. Bülent Bey ben konuşuyorum. Kimse tanımaz. Bülent Bey ben konuşuyorum. Allah Allah o zaman Bülent Bey. Beşiktaş'a küfür. Kendini gösterecek. Öbür çocuk da bizim Twitter'da insanların parayla nemalandığını söylemiştir ve bunu inkar etmiştir sonradan. Burada da gelip Gökmen Özcan falan korumaya kattı. Yani büyük bir rezillik. Ama Bülent biz ona sahip çıktığımız halde arkadan bu adamlara Alper Bahadır'ı bitirin demiştir. Bundan sonra benim düşmanımdır. Ya ben bundan sonra çok farklı davranacağım ona. Gerisine bakacağız. Ben hemen kısa bir şey gireceğim araya. Zaten şey geçti oldu. 1,5 saattir dinliyorum. Bak tekrar bir şey söyleyeceğim. Bakın ben o programdaki Ertem Şener'e, Oğuz Altay'a, diğer kişilere kim varsa Emre Bol'a, Bülent Uslu yayına çıkmadan önce Bışar Özbey'e çıktığı tarihini atsın Bülent Uslu. O tarihten önce o insanlara Beşiktaş'la ilgili söylemleriyle ilgili attığım tweetleri tarihiyle çıkaracağım ben. Ben çıkaracağım. Çıkaramazsam ben gideceğim. Alper. Yalan söylüyor bu arkadaş. Bu arkadaş yalan söylüyor. Biz hiçbir ortamda Beşiktaş'a laf söyletmedik. Bu hesapları açma sebebimiz bu. Beşiktaş'ın daha büyük sorunları var diyor Bülent Bey. Şey o renkli yorumlar denen arkadaş. Beşiktaş'a şikeci diyen bir gazeteciden daha büyük bir sorunu yok. Yok Alper, yani. Alper bir sakin ya. Vallahi bak araya gireceğim. Bak beni de konuşturmuyorsun. Temin başladık konuşmaya yine araya girdin. Okan Koç bir soru sordu. Bülent Uslu cevap verdi. Sen bütün söylediğin sorular ben şu anda yemin ediyorum yani bir şeyler itham ettin, söyledin. Hiçbirinin cevabını hayır hayır Erdal Bey yok. Benim sorduğum soruya cevap yok, vermedi. O sakal kaşımasıyla bir de şey diyeceğim. Ben hayır özür diledi de o sakal mevzusunu merak ettim. Yani orada neyi ima etti? Onu sadece merak ettim. O çok gücüme gitti. Ne olursa olsun kardeşim. Burada Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray fark etmez. Herkes camiasını sahiplenir. Herkes camiasını sever. Tabii ki. Korumaya çalıştığı için. Ama kalkıp benim teknik direktörümle ilgili. Bak Bülent'i ben 50 kere uyardım. Az önce de burada söyledim. Sen de duymuşsundur. 50 kere söyledim. Bak yaptığın yol, gittiğin yol doğru değil. Bülent. Biz de konuşuyoruz. Bak dostum şöyle böyle. Yani ben bazı şeyleri... Abi bir şey söyleyeceğim ya. Okan saldırıya uğramadım diyor ya. Saldırıya uğramadım diyor ya. Bunun ötesi var mı ya? Ya yok o biliyor. O neyin ne olduğunu biliyor. Bak ben onu 50 kere uyardım. O da biliyor bazı şeylerin farkında. Yani şunu merak ediyorum. Ya Beşiktaş bak bir daha söylüyorum. Ben onun gibi Beşiktaşlı değilim kardeşim. Ki olmam. Benim Beşiktaşlık duruşum budur kardeşim. Ben böyle Beşiktaşlıyım. Ki Beşiktaşlık duruşumda oradaki zaten buradaki kamuoyu veyahut da Beşiktaş camiası karar verir. Ama ne olursa olsun bak ne olursa olsun kabullenmem. Benim futbolcum için hocama gelecek gibilerinden, imalarından kim olursa olsun özellikle kitlesi olan insan bu imada bulunamaz. Artı Şenol Hoca ile ilgili. Ya destekleriz desteklemez. Başarılı olur olmaz. Kalkıp sakal işareti, bu imalar gerçekten etik doğru değil. Ben bunları kabullenemiyorum. Bunları kabullenen de Beşiktaşlı yoktur zaten. Bunları sordum ona yapma ki bunu 50 kere söyledim. Bak yapma etme. Ne dedi? Dedin diyor. Bak söyledim diyor. Ama kardeşim ben bir şey dediğim zaman bir adım değil 10 adım benim söylediğimin fazlası aksini bir şey yapıyor. Yani bunları o yapmaması gerektiğini 50 kere söylüyoruz. Yani cevap verdi diyorsun vermedi. Vermiyor. Yani her neyse sevgili Erdal. Yok. Konuşun lafınızı duydum. Kusura bak. Zaten... Ya Erdal biz kötü niyetli değiliz kardeşim. Bu adamı defalarca uyardık. Defalarca.
Bak defalarca. Bak bir iki dakika ya lütfen rica ediyorum bak. Bak uyardın, uyarmadın. Okan abi bir şey söylüyor. O bir şey artık abi kardeş falan. Zaten film koptu gitti yani. Ben hiçbir şey anlamadım. Hani böyle ya şey kardeşim var. Burada hiçbiriniz, ben... hiçbiri bunu şey yapamıyor mu? Bir dakika. Bir saniye ya bir dakika. Şu Selman Öztürk olayım istedim. Benim ekranım kilitli. Atın şunu odadan. Tamam tamam. Beni yardımcı yapsana. Ben onlar bakın arkadaş. Ya Alper Allah aşkına dur ya. Lütfen bir dakika kardeşim. Ya, bir dakika. Bir dakika. Abi ben bu, sakinim. Bu gelişen olaylara fazla dahil değilsin ki. Sen ne abi, abi ben olayda varım yokum. Ben de izliyorum televizyon. Ben de görüyorum. Ben de dinliyorum bu odalarda. Hani. Ya abi ben bir şey söyleyeceğim ya. Ben Beşiktaş'a hakaret etmiş bir adamla kavga ediyorum. Odada bak, kavga ediyorum. Abi, Alper abi. Bir dakika. Erdal Bey son bir şey söyleyeceğim. Çıkacağım zaten ben de. İnan. Mesela ben herkesle konuşuyorum. Herkesle diyalog halindeyim. Yani ararlar, numaramı isterler, veririm. Alper'le, onunla, bununla. Ki burada biliyorsun Sergen Hoca dönemi hep beraber bir oda açtık. Şafak Malatya'da var bak burada. O da biliyor. Herkesi topladık. Birlik beraberlik içerisine. Ve o zamanlar çok güzel kenetlendik. Herkes tek yürek, tek yumruk olduk evet, değil mi? Evet, ben de konuşmuştum. Biliyorsunuz. Evet. Çok güzel. Sonra ben Alper'le, işte Bülent'le, onunla, bununla arası problemi olurken ya dedim, bak dedim. Olabilir dedim. Yanlış yapıyor dedim. Yani sonuçta dedim. Belki dedim ekran zehirlenmesi, etkileşim zehirlenmesi. İnsanlar bir anda böyle bir yerde bir şey şöhreti yakaladığı zaman bir böyle farklı bir duygulara kapılabilir. Alper dedim yapma dedim. Tamam dostum dedi sorun değil dedi. Aradım konferans yaptı konuşturduk Bülent'le. Yine Bülent hata yaptı yine aralara girdik. Ya Okan diyor bak diyor böyle böyle öbürü böyle böyle öbürü böyle böyle öbürü böyle böyle diyor. Yani bunların olmaması için birçok mücadele edildi. Ama artık belli bir zamandan sonra iş bak iş. Çatımız nedir Beşiktaş değil mi? O çatı altında hareket ediyoruz. İş, bireysel ve menfaat ilişkilerine dönerse kusura bakmasın kimse. Sadece Beşiktaş diyoruz ya. Burada sadece Beşiktaş diyenler sadece Beşiktaşlı olanların peşinde olması lazım. Kimse kusura bakmasın kardeşim. O yüzden kimse bu sosyal medyada ben olsun sen ol Ahmet, Mehmet, Şafak, Hüseyin, Bülent kimse bu sosyal medyanın kanaat önderi değildir kardeşim. Beşiktaş'ın kanaat önderi taraftardır her zaman söylüyorum. Ama zehirlenmeyeceğiz. Dostlarımızı dinleyeceğiz. Dostlarla beraber geri gelirse istişare yapılır. Kim hata yaptığı zaman hatasını ona karşı söylediği zaman bil ki onun iyiliğini düşünüyor. Sen onu değil de aksini yapıyorsan kusura bakma benim gözümde farklı yöne yönelebilirsin. Benim çok gücüme gitti. Net söylüyorum. Benim bak ben o futbolcu psikolojisini çok iyi bilirim. Ben futbol oynadım kardeşim. Ne demek kardeşim? Ne demek? Şenol Hoca gelecek diye mi acaba oynamıyor? Veyahut da Şenol Hoca sakal işareti. Onun yüzüne karşı da söyledim. Beni konuşturmuyorsunuz. Alper giriyor, o giriyor, bu giriyor. Konuşturmuyorsunuz. Ben onun yüzüne karşı telefonlarda da söyledim. 100 kere söyledim. Ben böyle arkasından konuşma. Bunu kabullenemiyorum ben sadece. Berna WhatsApp'a baksana. Madem Beşiktaş'sa herkes Beşiktaş için bir şeyler yapması lazım. Kendi münferit bireysel yani bir yerlere gelebilmesi için yapıyorsa onu da destekleyen kim varsa bak ben de yapıyorsam sen de yapıyorsan kim yapıyorsa benim gözümde Beşiktaş değildir. Net söylüyorum. Ya tamam da bu senin yorumun. Ben de size söylüyorum. Niye oturdun? Şimdi Berna Şafak Malatya talep etmiş. Yukarı çıkmak. Bir dakika hiç kimsenin talebini almayacağım. Ben zaten bir dakika Erdal Bey'in lafını kestim ben. Erdal Bey'in lafını kestim. Şimdi Erdal Bey cevabı o benim yorumum. Senin bakış açına cevap benimkisi gibi mi? Veyahut da farklı mı? Onu merak ettim sevgili Erdal Bey. Bir dakika Berna. Sonra, Erdal Bey'im ben burada konuşalım. Özelden yazışalım, numaramı vereyim, konuşalım. Ha, yani yok yok şimdi söyleyeyim benim, bak kimse lafınızı kesmiyor. Ben benim, böyle kusura bakmayın. Kimsenin Beşiktaşlığını tartışmam. Herkes kendine göre Beşiktaşlıdır. Ben de tartışmam. Benim, kimse de tartışmaması lazım. Okan her zamanki gibi birleştirici bir insansın. Seni saygıyla seviyorum. Ben de teşekkür ederim. Ben bak Şafak abi aşağıda. Bunu ben bilmiyorum Şafak abiye söyledim. Burada olduğu için konuşuyorum. Dedim ki bak Alper Bahadır alalım, Sedat abi alalım, Şafak abi alalım, Okan Koç'u alalım, onu alalım, bunu alalım vesaire. 4-5 tane adam daha saydım. Lütfen. Sizden rica ediyorum. Öyle demediniz. Bülent Uslu'yu seni dediniz. Hiç ne Alper'in ne Sedat abinin adı geçmedi. Ben şu an... Ya olabilir. Ya bir şey söyleyeceğim. Konuyu neydi? Nereden nereye gitsin? Saygı duyalım. Şafak alsana yukarı Şafak. Şafak Malatya. Abi odayı göremiyorum diyor kız. Orayı göremiyorum diyor. Mesaj ben WhatsApp... Hayır ben Erdal Bey'in yani kim, Erdal Bey kimse kimsenin zaten Beşiktaşlılığını sorgulamıyor. Şey ben sadece bir şey söyledim bir şey anlatmaya çalıştım.
Bilmiyorum anlatabildim. Erdal biraz önce buraya bir arkadaş geldi. Bir dakika abi. Siz kötü niyetlisiniz, şusunuz busunuz dedi. Bak bu adam burada şahit. Evli, çoluğu çocuğu var. Defalarca uyardık. Bakın defalarca uyardık. Şahit misin Okan? Abi, defalarca uyardık. Hayır, sen bir defalarca anladı zaten ne demek. Abi bir şey söyleyeceğim. Ben topluma bir şey söylemek istiyorum ya. Bir suçlamalar. Ya bak bir şey anlatayım. Ben ondan sonra zaten dinleyeceğim siz. Dinliyorum da 1,5-2 saattir keyifle. Hiç problem değil. Ben şunu söylüyorum abi. Ben temiz söylediğimi zaten hiçbir yayında söylemedim. Yani Berna Hanım bir şey dedi ama ben yayında şu anda söylüyorum. Hani ben Şafak abiyle telefonda konuşurken çok güzel bir Furkan, şey söyledim. Furkan bir dedim dakika. Ki, benim sesim lütfen. Geliyor mu? Furkan, geliyor abla. Bir dakika Erdal Bey. Furkan konuşur musun? Evet. Evet duyuyorum abla. Benim sesim geliyor mu? Ben evet, hiçbir şekilde geliyor. Hiçbir şey görmüyorum. Geliyor. Efendim bir geliyor, sohbet odasında Şafak Bey'e böyle bir yemek, yılbaşından sonra böyle bir yemek organize edeceğini, Bülent kardeşimi de seni de alırız. İletişim konusunda bir konuşuruz. Dedi mi demedi mi? Dedi. Bülent kardeşimi demem zaten dediysen Bülent Uslu demişimdir. Öyle kardeşim ben demem. Bilmiyorum benden Furkan. Büyüktür yani. Ve ben Berna çok gerekli bir konuya değindin. Teşekkür ederim sana. Şunu çok gerekli bir konu şu an bu. Şunu söylüyorum. Okan Koç'a cevap vereyim. Benim derdim Beşiktaş. Eğer burada herkes Beşiktaş için bir şeyler mücadele veriyorsa, bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorsa, Bülent Uslu'nun yaptığı yanlışları, Alper Bağdır'ın yaptığı yanlış, herkesi geçtim Erdal Menevişoğlu'nun yaptığı yanlışları düzeltmek için mücadele veriliyorsa, buyurun diyorum hep beraber oturalım, konuşalım. Ya bunda bir şey yok ki. Biz niye birbirimizle tartışıyoruz? Neye oturacağız ya, kardeşim? Erdal. Erdal bak bir dakika. Abi bak Okan lafımı kesti. Benim burada canım çok sıkılıyor. Tamam mı? Bu adam geliyor burada. Benim karımı odalarda konuştuğunuz diyor. Alper'im geç onu. Adam tamam. Cevap veremedi ki zaten. Tamam. Tamam bir dakika. Daha neye oturacağız? Bu adam bizim arkamızdan 7. 8. dolanışı. Biz kötü niyetli olsak bu zamana kadar yapmayız bunu. Hadi diyoruz televizyona çıkıyor bir şey taşlanıyor. Ben Galatasaray'la kavga ediyorum. Adam diyor ki sen niye kavga ediyorsun ki onun için bana diyor. Bana abi çekiyor diyor orada diyor. Oğuz Altay orada. Serhat abi arar öğrenir. Öbür Bıçar. Ben adamla kavga ediyorum Beşiktaş mevzusuna. Gidiyor bu Alper Bahadır'ı bitir diyor. Ben bunu yeni öğrendim daha. Bir iki haftadır öğrendim Alper Bahadır'ı bitir dediğini. Tamam bundan da. Önce de. Bıçar kim ki seni bitirecek kardeşim? Sen niye öyle şeyleri kaynağılıyorsun ki? Şimdi abi burada konu Bıçar'ın bitirmesi mi? Beşiktaşlı Galatasaray'a satması mı? Konu ne burada? Yani demek istiyor şu, Bülent Uslu'nun yaptığı hareket ya da konuşmadan dolayı rahatsız Alper. Ben anlıyorum. Ama ben de şu... Beni kimse bitirmedi. Ben buradayım. Ama bak burada bir şey söyleyeceğim. Ya başka konular da var. Başka konular da var. Bir sürü konular var. Biz bu adamı ya abi Beşiktaş'a başkan adayı olacağım. Televizyonlarda görünmem diye geziyordur. Yapma rüzgar sağlık olsun. Rezil olursun. Bu söylemlerde bulunma diye uyaran da benim. Kötülüğünü uyarsak. Anlıyor musun? Bu adam... Sen bunları söylüyorsun, tamam mı? İtham ediyorsun, konuşuyorsun. Gerçek ya da doğru ben mi? Cevap veremiyor. Ama beklemiyorsun ki. Konuşturmadın ki, bekle. Arkadaşlar ben bu toplara girmeyi sevmiyorum ama İstanbul'la Şafak Malatya adı geçmiş bağlanmak istiyor. Ben çok yanlış. Abi görmüyorum. Tabii ki akşamki at diye bana mesaj atıyorsunuz arkadaşlar. Şafak Malatya'da başka bir gün kendine cevap verir. Tamam mı? Bu konuyu. Renkli yorumlar. Yemin ederim odada hiçbir şey yapamıyorum. Ya bir şey kimseye açıklama yapmak zorunda değilsin yeter ya. Allah Allah. Şafak da başka bir gün konuşsun. Gitsin renkli yorumlara oda atsın. Orada konuşsun. Onun adını geçiren burada renkli yorumlar. Girme. Alper Bahadır Şafak Malatya. Girme o toplara Alper. Bak ne güzel barışıyoruz. Düzgün, devam. Bunda bir şey yok. Bugün küstük. Ben şimdi Okan Koç'la tartışmışım. Yarın aynı odadayım. Şey mi olacağız? Oda Beşiktaşlı. Ben de Beşiktaşlı. Abi az önce oda düştü. Bu insanlar oda duyulmuyor demedi mi burada? Görmüyorlar diyorlar işte. Oda mı kapatalım şimdi? Bir problem yok. Oda kapatmaya gerek yok. Ben yine yardımcı yapın dedim. Alayım. Ben yardımcı da olamıyorum. Bak yardımcı. Olmuyor abi. Basıyorum bir şey. Olmuyor. Bak burada yüzlerce binlerce insan var. Oda dayından hiç kimse ses alamadı bir 10 dakika. Problem yok. Bir dahaki yarın. Dinleyiciler ses alamadı. Şafak abi bizi duyuyorsa yarın öbür gün yine yayın yapalım. Evet. Yine orada da konuşuruz. Hiç problem yok. Bir sürü şey var. Ama ben keyif alıyorum. Şimdi ne dedik? Sedat abiyle tartıştın. Aa bak şimdi Sedat abiyle birlikteyiz. İşte ne bileyim Şafak Malatya ile tartışın bileyim. Bunlar güzel şeyler. Biz niye bunları uzatıyoruz? Niye büyütüyoruz yani? Ha bir de müsaade et. Adam konuşsun. Belki diyecek ki Alper haklısın. Bunu da dedirtmiyorsun kendine.
kusura bakma diyecek, özür dileyecek ya da bir şey diyecek. Onu da dedirttirmiyorsun. Hani sen kendine haklı olabilirsin, konuşuyorsun, eyvallah, dinliyoruz keyifle, hiç problem yok. Bir beklemiyorsun, dinleyemiyoruz. Mesela Şahin bana kızmasın çıkıyor. Yani ne gerek var küfürlere? Konuşmalara ne gerek var? Binlerce insan var aşağıda. Abi çok haklısın, bak kızmak değil. Burada yapma şöyle Şahin, bir şey var. Çünkü yapma bak, yanlış anlama. Erdal abi bak şöyle. Yok haklısın haklısın. Bak biz Beşiktaşlıyız. Okan abi yapma. De dedi aynısını. Amenna. Bak şöyle bir saniye. Şimdi bak iki çocuk babası. Şimdi mevzu insanlar... çok farklı. Mevzu çok farklı. Arkadaş yok arkadaş geldi. Yok işte bunu savunuyor. Bunu niye sallıyorsun? Buna niye sallıyorsun? Abi şimdi şöyle bir şey var. Ya yalvarıyorum, Beşiktaş'a bana zarar mesaj... vermiş. Zarar verme potansiyeli var. Telefonum zaten dondu. Niye mesaj atıyorsunuz ya? Ya Şafak Malatya mesaj atıyor bana. Alsana odaya Berna. Bir kişi çıksın. Abicim, fazla kişi alamıyorum. Varmışlar. Odayı ben, göremiyorum. Ben çıkayım o zaman. Bence hayır, ben çıkayım, çıkman değil. Oda kilitlendi şu anda. Ben de 10 bin dinleyici gözüküyor. 14 bin var diyorsunuz mesela. Şahin bende dinleyici gözüküyor. Konuşuyor. Oda dondu şu anda. Abi error vermiş. Error. Olay yani girip çıkmayla alakası değil. Ya ben kimseyi göremiyorum ya. Yani hani istek göremiyorum. Öyle söyleyeyim. Erdal Bey, az önce sizin söylediğinizi oturalım, konuşalım, birleşelim edelim. Biz bunları defalarca yaptık, defalarca söyledik, konuştuk, ettik. Maalesef bazı kişiler kendi egolarını tatmin etmek için insanları kullanıyor. O yüzden gerek yok yani. Kullanmak, birleştirmek için çok uğraştık, çok da yaptık. Uğraşama, yani istediğin kadar uğraş, istediğin kadar insanları bir araya getir. Yok abi, aradan bir iki tane çıkıyor abi. Kendi egolarını için, kendisini kanaat önderi. Yok şöyle, yok böyle, yani tavırlarıyla... Yani farklı yere giriyor bu sefer. Ne oluyor abi? İnsanları da rahatsız ediyor. Camiaya da zarar veriyor. Bu sefer olmuyor. Yapamıyorsun sevgili Erdal. Peki. Yani istediğin kadar uğraş. Oturalım. 3 ay sonra beni arayacaksın. 5 ay sonra beni arayacaksın. Okan diyeceksin ya haklısın diyeceksin. Bak bu böyleymiş diyeceksin. Biz çok uğraştık. Bak, çok yaptık. Bak, yani az önce söylediğim gibi. Bak Alper'i kaç kere aradım. Öbürünü kaç kere aradım. Yapma etme. İşte olur mu olmasın. Birbirimize girmeyelim. Davamız işte şeyimiz bir Beşiktaş diyoruz. Her seferinde kim sözünden döndü? Ya ne diyeyim abi artık, görüyorsun yani kimin döndüğünü, yani neyi yani diyeyim, yani herkes görüyor neyin ne olduğunu yani. O yüzden artık ben bir şey söyleyeceğim, bak Erdal sana bir örnek vereyim, bu benim açığımı arıyor, tamam mı? Bak burada açık, alnımda çok açık, alnımdık Furkan Oylin indir, tamam mı? Oylin indir, gerek yok. Bak Erdal, geçen sen bot gönderdin değil mi kardeşim? Ya bunların lafı olmaz. Ulaştı mı okula, ulaştı. Bunların lafı olmaz. Ben bir yere geleceğim Erdal, bu geliyor benim bir iki arkadaşıma, ne diyor biliyor musun? Ne diyor biliyor musun? Açığımı arayacak ya. Bak bu böyle bir adam. Alper Bahadır'ın valilik izni yok. Çocuğa bot mod gönderiyor bunlar diyor. Benim bir arkadaşıma ben söylüyor. Ben bak bu bir dakika ya. Sormayacaksın. Bir dinleyeceksin önce. Ben dinliyorum. Bir dinleyeceksin. Dinliyorum, hiç problem yok. Ha, valilik izni yokmuş diyor. Sonra geliyor bana diyor, bana mesaj atıyor. Biz hayır yardım kurumu muyuz diyor. Bot mod topluyorsun diyor. Valilik izni yokmuş diyor. Yazılı bu. Görebilirsin. Bakacağım. Sonra ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? O arkadaş bana söylemiyor. Bu ne olacak diyor. Ben de diyorum ki tamam bu mevzuyu kapatıyorum. 90 tane çocuğa daha gönderecektik. Göndermiyorum. Bunun da lafı çıkmış. Lanet olsun diyorum. Bu işten çıkıyorum. Biz burada odalarda bunu topladık hep. Gönderdik son 90 tane çocuk. Bu bir kişi yüzünden bu iş iptal oldu diyorum. Tamam mı? Çünkü bunu sorguluyor. Yani bizim sahtekar olduğumuzu ima ediyor. Tamam mı? Sadece şunu söyleyeceğim. O 90 tane çocuğun cezasını ona kestim. Bunu göndereceksin dedim. Gitti gönderdi. Ben öyle demek yine kıvırdı. Ben öyle demek istemedim. Onu yaptım, onu yaptım. Sen dedim bunu göndereceksin. Seni son bir kez affediyorum dedim. Tamam mı? Bak bu imaları yaptı halde bana. 90 tane çocuğun parasını ödedi, Bülent Uslu gönderdi. Ama ondan önce bana ima etti. Hadi dedim çocukların işi şey olsun. Hadi dedim bu böyle bir adam. Hadi Alper boşver. Ondan sonra bu başarılara... ile ilgili, benimle ilgili konuşmasını duydum. Sildim orada o noktada onu. 20 kere fırsat verdim. Ben şerefsiz, ahlaksız, namussuz bir insan değilim. O botların bir tanesi benim kursağımı geçiyor. Allah benim canımı alsın. Alsın. Adam bana biz yardım kurumuyuz diye mesaj atıyor. Bu okullar gerçek mi? Şuy mu? Buy mu? Ben bot mont işini bunun yüzünden bıraktım. Bak bıraktım şu an. Onu bot mont işi demeyelim de. Hepsini... Yani... Hayır, çocuklara işte, yardım işini. Öyle diyelim. Hayır işini. Gittim. Hepsinin faturasını kestirdim. Ekstradan KDV ödeyerek.
O KDV'leri ödemesek, bunun gibi adamlar olmasa 10 tane 20 tane daha çok fazla çocuk giydirirdik. Çiğlik yaptı. Çiğlik yaptı. Tamam mı? Bana diyor ki biz yardım kurumu muyuz diyor. Valilik iznin yok diyor. Paraları sana gönderiyorlarmış diyor. Ne kadar not aldığınla senin hesabına giren paralar belli değil diyor. Bülent Uslu budur arkadaşlar. Bunlar yazılı bende. Sonra ben yanlış yaptım. Hep aynı şey. Hep ben yanlış yaptım. Özür dilerim. Ya özür makinesi oldu adam ya. Özür makinesi oldu. 1000 tane yanlışı var. Ya. Niye biz Murat Özen'le papaz olmuyoruz? Niye Ertan Süzgün'le papaz olmuyoruz? Renkli yorumlar diyor ki Alper Bahadır onu yapıyor, bunu yapıyor. Büyük hesap. Murat Özen benim kardeşim. 1000 tane gelirler, hepsi konuşurlar. Ertan Süzgün, Okan, başka büyük katilçesi var. Bir Erdal sürü Bey. İnsan var. Niye onlarla papaz olmuyoruz? Erdal Bey bak şimdi bazı şeyleri yani ben çok önemli bir detaylara, bilgilere sahibim. Şimdi bazı şeyleri camiamız adına, yani bu oda olmamış olsaydı, bu kadar kalabalık olmamış olsa, yani bir odada oturmuş olsak, elimdeki bazı tapeleri, delilleri o da biliyor, herkes biliyor. Bülent'e 50 kere uyardığım zaman anlattım mesela onları. Onları mesela yani şurada ortaya koysam diyor ya, şeyimi kapatırım işte ekrana çıkmam. Ya ben bunların peşine koşmuyorum, çıksın ama yani kendi işte yapısına göre, karakterine göre hareket edebilir ama bir duruş vardır. O duruşa göre hareket etmek önemli olan. Şimdi bunları ben çıkartsam, bir şey yapsam, yani o da biliyor iddia edemeyeceğini, şey yapamayacağını. Ona da az önce, bak burada söylüyorum, sen dinlemedin galiba. Yani orada da söyledim. Şunu söyleme bana sakın. Yani burada şimdi söylüyorsun, o varken niye söylemiyorsun? O varken de söyledim. Hatta Berna dedi, abi tekrarla. Konuyu değiştirdiler. Yani ben çok fazla derine inmek istemiyorum. Ama inanın, kapatır gidersem, derine inersem, bak ben inersem, çok büyük sıkıntılar yaşatırım. Gerçekten yaşatırım. Hep yapıcı olmaya çalıştık. Hep birleştirici olmaya çalıştık. Ama maalesef artık insanlar, ki ben çok rahatsız oldum. Bak kendi adıma söylüyorum. Bülent'ten çok rahatsız oldum. Neden diye sor bana. Beni rahatsız eden kardeşim, ben Beşiktaşlıyım. Benim hocam için, benim futbolcum için bu ithamlarda bulunan kimse, ben onun gibi Beşiktaşlı değilim kardeşim. Ha, sen az önce diyorsun ya, kimsenin Beşiktaşlılığını sorgulamam. Az önce dedin değil mi Erdal Bey? Tabii evet yani. Benim dedin değil mi? Kimseyle tartışmam. Ben sorgularım kardeşim. Ben böyle Beşiktaşlıların Beşiktaşlılığını sorgularım Erdal Bey. Yani. Ha, sen sorgulamazsan kusura bakma. Senin yapın, senin karakteristik yapındır bu. Evet. O senin düşüncen, senin fikrindir. Yani o, sana saygı duyuyorum. Ama artık yeter. Bazı şeyler yeter. Bak ben şu anda bir gün ne yapacağım biliyor musun? Kimseyi almayacağım odaya. Kimseye böyle, çünkü polemiğe sokmayacağım. Oda da açmayacağım. Oturacağız. Yani bir yerde bir şekilde eninde sonunda onu yaptıracaklar bana. Yapmak da istemiyorum. Bak yapmak da istemiyorum. O da biliyor bazı şeyleri. Ama abi rahatsız olmaya başladım artık. Canım sıkılıyor. Benim de canım sıkılıyor. Gücüme gidiyor. Oturalım diyorum yani işte. Abi otur. Ya, biz 50 kere oturduk. Ama son, hayır hayır. Son kez diyorum yani. Son kez oturalım. Önüne. Yani şafa alsanıza ya. Şey Şahin, biriniz alsanıza Şafak Malatya'yı. Oturalım. Herkes anlatsın. Yani şunu demek istiyorum. Abi, hep şey, bak. Bitir. Önemli olan nedir abi, sosyal neyi medya. Bitireceksin abi. Adam beni satmış, af mı edeceğim onu? Hadi oradan ya, çıkarın getirin. Getirin bir masada bakalım ne olacak bundan sonra. Önemli olan ne biliyor musun sevgili Erdal Bey? Önemli olan, yani hep beraber, hatırlıyorsunuz o zaman şampiyonla giderken, önemli olan birlik olmak, hep beraber tek yürek olmak. Hep bunu konuşuyoruz, hep beraber hareket ediyoruz. Alper de, sen de, ben de, Ahmet de, Mehmet, bunun için mücadele ediyoruz değil mi? Bunun için mücadele etmek için de yani birlik beraberlik içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. Ama sen burada kendini bizim üstümüzde ve bize zarar veriyorsan, bize değil bak bireysel olarak camiamız diyoruz. Camiamıza zarar veriyorsan kim olursa olsun kardeşim, onun önünde durulması lazım, durmamız gerekiyor. Bak ben her zaman söylüyorum bunu. Her zaman ben hata yapıyorsam, benimle ilgili bir şey sıkıntı görüyorsan bana yaz DM'den veyahut numaramı al. Ben her zaman söylerim insanlara, gelin kardeşim. Ben burada oturuyorum. Otururuz, geliriz, yüzle konuşuruz. Bana şunu yanlış yapıyorsun. Ha, haklısın, kusura bakma derim. Yani yaptığım bir şeyi özür dilerim. Erdemliktir özür dilemek. Önemli olan bu şekilde hareket etmek. Bak ara Bülent'i, ara Bülent'i. Ya Okan seni kaç kere arayıp sana bunu böyle yapma, şöyle yapma dedi mi demedi mi? Sor. Demedi desin, ben kapatacağım her şeyimi. Bak madem o hep diyor ya, ha ben de ona bazı şeyleri sunarım ama o kapatacak işte. Bunlara girmek istemiyorum. Ya kapatırım ederim falan filan. Ya bunlar etik değil. Bak şimdi az önce ne diyor? Konu mesela. Bak çok gücüme gitti. Eşiyle ilgili. Ya Alper değil. Yani Alper'in ki o karaktere sahip olmuyor. Ben Alper'le
şurada bir senedir, bir buçuk senedir tanışıyorum. Ben herkesle tanışıyorum. Herkesle arkadaşım. Bülent'i daha önce tanıdım. Ahmet'i daha önce tanıdım. Mehmet'i daha önce tanıdım. Ben kimseyle birlikte hareket etmem. Kimsenin de yanında olmam. Ben Beşiktaşlı'nın yanında olurum. Kim Beşiktaş'ın yanında oluyorsa onun yanında olurum. Yani o yüzden yani artık biraz daha böyle insanların belli bir yere geldiği zaman biraz böyle kendisini silkelemesi lazım. Ha. Ya bir Beşiktaş var. Beşiktaş sayesinde biz bir yerlere geldik. Bak ben Beşiktaş formasını giydiğim için Okan Koç oldum. Ben sosyal medyada Okan Koç olmadım. Ben o formayı giydiğim için, Ay Yıldız formayı giydiğim için Okan Koç oldum. Allah'ıma şükürler olsun. Kısa da olsa, 10 maç olsa da, 20 maç olsa da, 50 maç olsa da, 1 maç olsa da Allah bana o formayı giymeyi nasip etti. Sen benim ekranlarda ne hakaretler yedim biliyor musun? Galatasaraylısından, Fenerbahçesinden. Ki birçok takımdan ne diyorlar? Lan 3 tane maçın yok, 1 tane maçın yok işte falan. Neyi konuşuyorsun? Futbolu mu konuşuyorsun? Ya olsun, onların da bakış açısı, görüşü budur. Saygı duyuyorum. Ama işte bir şey vardır yani. O anlatabiliyor muyum? Bilmiyorum, az önce sana söylediklerimi anlayabildin mi? Yani o şeyin üzerinde durulması lazım. O karakteristik yapının üzerinde durulması lazım. Zehirlenmememiz gerekiyor. Ve çok önemli bir şey, birbirimizi satmamamız lazım. Birbirimizi satıyorsak bir yere gelebilmek için, o zaman karaktersiz insanlarız biz kardeşim. Bak karaktersiz. İşte ben abi. Bak ben abi. O tarafındayım işte bak. Okan abi Şahin, ben seni aramadım Şahin, mı mesela? Şahin'in bir saniye. Şahin. Çok bir şey söyleyeceğim. Çok basit. Şahin bir aradı. Bülent'le yayın açacağız. Gel abi destek ol. Tamam kardeşim, geleceğim dedim. Ben ama dinlerim. Bu kadar. Kardeşim. Aynen ne böyle. Aynen bunu. Destek gelip. Ama şimdi destek olunacak bir şey var. Destek olunacak bir şey var. Değil mi? Hayır, destek ne? Şafak abi de arkadan beni arıyor. Bilmiyorum alabiliyor musunuz da açamadım. Beni de arada alabiliyorsunuz, alın Şafa. Yani abi bir saniye. Bir şey söyleyeceğim. Şafak abiyle alakalı bir şey de, Şafak Bey'le alakalı bir şey diyeceğim. Şimdi yönetici ve yardımcıların telefonları tamamen donmuş. Bu yüzden kimseyi görmüyorlar. Bu yüzden almıyorlar. Yoksa 30 kişi var, 40 kişi var, konuşmacı olarak alakası yok. Telefonları sistemsel olarak donmuş. 14 bin, 15 bin kişiye kadar yükseldi galiba. Tam şimdi bu arkadaşlar... Şu an 10 bin kişi gözüküyor ve bana mesaj arkadaşlar... atmayın ya. Bir şey söyleyeceğim. Berna, Seda, bir daha birine açıklama yapın. Bu odaya girmeyeceğim, bir daha da hiçbir odanıza girmeyeceğim. Ağlıyorsunuz burada. Şafak Malatya'da girmeyecek bugün. Çünkü alınamıyor. 1000 kişi aramanın şeyi yok. Samimiyetimize inanmıyorsa burada sesimi duyuyor. Tamam mı? Alamıyor insanlar. Laftan anlasın. Gitsin Bülent Oda açmış. Orada anamızı avradığımıza sövüyorlarmış. Orada gitsin anlatsın derdini. Bu arada da Bülent Uslu küfürden şikayet etti. Orada biz de şimdi orada her türlü hakaret ediliyor. Ben burada Bülent Uslu'ya küfür etmedim. Ama bak benim adım Alper Bahadır. Oradaki renkli yorumlar Rahvan Bülent. Üçüyle de bak burada söylüyorum. Üçüyle de Real'de hesaplaşacağım. Hadi Erdal masa korabiliyorsan kur. O masayı kim kuruyorsa dahi kafasına geçireceğim abi. Ya Alper, kurabilen kursun. Bak işte bunları yani ben kurabilen kursun. Ya. Benim orada anam avradıma küfür edecekler. Sen burada masa diyeceğim bana. Yani adam beni satmış ya, kardeşim. Yani, adam beni. Vallahi ya Alper, yani yoğuş falan da yani şu diyoruz yani ulan Beşiktaşlıyız, yapmayın gözünüz seveyim. O kadar değişik adam ki adam ki eşine küfür edilmediğini, eşinin bu odalara meze edilmediğini en iyi o biliyor ya. En iyi o biliyor ya. Eğer zaten böyle bir şey varsa, yani yoksa, özür dilerim, yoksa o zaman, ben zaten gerekeni söylüyorum Bülent abi. O problem değil ama ya benim yani, sesim geliyor arkadaşlar. Geliyor. Buyur abi. Çok özür dilerim. Şahin, seni çok severim. Uzun zamandır da çok iyi tanırım. Sen kendini izah edici bir tweet atman gerekiyor. Çünkü ben konuşuyorum ya. Şahin, senin için bu önemli. Alper'in bahsettiği konular doğruysa bu tweet'i kendini izah eder şekilde atarsan çok mutlu oluruz. Senin namına da, çünkü yanlış anlaşılma var. Orada sen niye küfür ediyorsun kardeşim? Sedat abi. İnsanlar benim de hasmımdır. Şöyle. Ben harbiden ya bir şey söyleyeceğim Şahin. Bak ben bir şey söyleyeceğim. Ya Allah sizi var ya, bak Allah sizin gibi kardeş vermesin ya. Adam zaten mağduriyet için karısını bile kullanıyor. Küfür ediyorsunuz ya ortaya. Ya adam zaten yalancı ya. Siz yani bu adam böyle yani. Şu adama koz verdiniz ya. Şimdi orada benim anama avradıma küfür ediyor. Bu saatten sonra oğlum hiç kimse güvende değil. Bu saatten sonra. Bak ben bu saatten sonra durursam namussuz şerefsizim. Hadi bu camiada bunları bundan sonra biri kurtarabilsin. Ama sen
gidip ortaya küfür ediyorsun. Ben de edebilirim abi küfür. Benim ağzımdan orospu çocuk kelimesi, ben erkek değil mi? Çıkmıyor mu? Çıkamıyor mu? Ulan satılan ben. Ulan satılan ben. Her türlü kavgaya giren ben. Küfürü sen ediyorsun. Ben anlamadım ya. Adam mağduriyet yarattı. Şimdi de orada anamı küfür ettirdiler diyor. Adam küfür ettirdiler diyor. Bana da tweet atmış küfür ettirdin anama diye. Yo, alakası yok. Ben ona küfür etmedim ki. Alper bana küfür ettirdi diye ağlıyor da oradakiler de seri halde anama sövüyor benim ya. Hiç alakası yok. O ya bundan sonra bakalım. Ben bir şey demeye çalışıyorum. Renkli yorumlar atlıyor. Yok, dinlemiyorlar. Bülent Bey aynı şekilde konuşuyor. Kısa kesmek istedim abi. Hepsi bu. Ben sözüm Alper, bitti ya. Sözüm bitti ya. Kapatalım artık odayı dostum bence. Kardeşim, Bülent Uslu benim için iş adamlarını karı kızla ilgili görüntüler alıp ifşa ettiğimi de söylemiş. Evet, tamam evet mı? Alper, şimdi ben de onu söyleyeyim. Nerede söylemiş tamam. Bunu? Oda açmış. Oda açmış söylemiş. Tamam, bir oda açmış söylemiş. Bir dakika taşınıyorum Okan. Taşınıyorum deyip onun telefonlarına çıkamadığımı söylemiş. Benim annem babamın öldüğü evde yaşamak istemiyordu. Uzun süre sonra komşular ısrar ettiği için, bunu özel hayatımdakiler bilir, annemi babamın öldüğü eve geri taşıdık. Bunu da söylemiş. Benim aile konularım burada şey yaptı. Bülent Uslu. Ne zaman Serhat abi ilk maç? Alanya maçı. Alanya maçında seni koridorda ne yapacağım herkes görecek. Bak ben bunu. Bunları mı ne yapacağım herkes görecek. Kardeşim sakin ol. Sakin. Ben burada ben bu Bülent Uslu'yu Alanya maçında Beşiktaş semtinde indirmezsem babamın üzerine yemin ediyorum ölmüş babamın üzerine. Hadi bakalım ona. Herkes kafasın çenesini, bitmiştir. Benim annemin taşındığı evi konuşacak. İş adamlarına şantaj yapıyormuşum ben. Bunu konuşacak, tamam mı? Ben forma çalan ben. Bot çalan ben. İş adamlarını şantaj yapan ben. Tamam, bakacağız abi. Tamam, bakacağız. Bakalım Bülent Uslu seni kim kurtarabilecek bundan sonra? Bırak, boşver. Her yerden engelledim. Twitter'dan engelledim. Yan hesabı vardı. Onu da engelledim. John Shine'de engelledim. Mevzu şu. Dün John Shine dedi ki, abi dedi, bu akşam Space odası açalım. Space odası açalım. Efendime söyleyeyim. Bu konuyu konuşalım dedi. Şey konusunu. Siz söyleyin adına. Bu Gökhan Dinç mevzusunu konuşalım. Sen mesajlar geliyor. Semtte indireceğim diyormuş şu anda falan. İyi, hadi bakalım. İndir abi. Bizim Allah'tan başka kimseden korkumuz yok. Onu da söyleyeyim. Yani bu şekilde korkutamazsın hiç kimseyi. Ben bugüne kadar kimseden korkmadım Allah'tan başka. İndireceksen de indir. Bizim 3 günlük ömrümüz vardır. 3 orasını Allah bilir. Tamam mı? İndireceksin bak. İndireceğim dedin, indireceksin. Sizler de burada şahit olun. Şimdi John Shine denilen arkadaş mesaj atıyor bana. Diyor ki, abi diyor, bu akşam diyor bu konuyu, Gökhan Dinç konusunu konuşalım. Çok tepkiler var falan. Destek vermek istiyorsun. Tamam kardeşim, konuşalım. Gelirim. Sonra tweet atıyor. 23'te konuşacağız diye. Sonra Ankara Gücü mağlubiyeti gelince, dedim ki kardeşim, zaten mağlup olduk. Bu kişisel konu. Bunu burada bu akşam konuşmamız uygun olmaz. Yarın akşam konuşalım. Tamam abi, yarın dedi. Yarın saat 21'de açayım dedi. Ben de dedim ki kardeşim, yarın akşam yemeğe gideceğim ama 23 gibi açarsın dedim. Telefon geldi. Şimdi ben eve 22.30 gibi falan geldim. 22.35 gibi YouTube'dan yayın açtım. Bu arada telefonlar geliyor, dikkatim dağılıyor. Özür dilerim kesildiği için. 22.54 diyor ki, abi senin yüzünden yalancı duruma düştüm. YouTube yayınından çıkıyorum, 22.54 aynı dakika içerisinde mesaj atıyorum. Diyorum ki, bak kardeşim, ben 23 dedim sana. Dünkü mesajın screenshot'ını da alıyorum, ekran görüntüsünü. Atıyorum ona. Ve 23'te geleceğim. Yok abi, bundan sonra açmam diyor. Ondan sonra bana şeyler geliyor, mesajlar. Odaya girmiş, oda açmışlar. Odada işte şöyle yalancı, böyle şey yaptı. İşte gelmedi, beni zor duruma düşürdü. Ben de odaya giriyorum. Ondan sonra, ya kardeşim böyle konuşulmadı. Bakın, ondan sonra ben odaya girene kadar bir 5 dakika, 10 dakika oyalanıyorum. Giriyorum, çıkıyor, giriyorum. Neden olduğunu bilmiyorum. O esnada birileri geliyor bak. Alper Bahadır geliyor, Okan Koç geliyor. İşte efendime söyleyeyim şu. Ya
Başlıyor, ondan sonra mahkeme kuruldu. Abi bak, ben sosyal medyada zaten hesap büyümeye başladığından beri sürekli olarak bir mobbinge uğruyoruz. Ama en büyük mobbingi ilk televizyona çıktığım andan itibaren televizyondaki o yorumcular ne diyorsa saniyesinde tweet atıldı. Organize bir biçimde. İşte şöyledir, işte böyledir bilmem. Yani var odasına geçtik. Var odasında topyekün savaş. Yani 6,5 saat Twitter Space odasından yayın yaptılar. Yayının başında 9,5. Ertem Şener'le biz şey açıyoruz. Twitter Space odası. Orada konuşmalı. Ben de ona diyorum ki ya zaten 9,5 ayım var diyorum. Yani benim sana 9,5 ayım. O da diyor ki 9,5 saniyede bitiririm istersem diyor. Tamam, o 9,5'u alıyorlar. 9,5 6 saat boyunca, 6,5 saat boyunca yayın yapıyorlar. Abi bak, bizim derdimiz, biz şunu söylüyoruz. Beşiktaş, benim işim var. Benim çoluğum çocuğum var. Sabah, bugünkü program benim. Sabah 8'de kalkmışız, 7.30'da kalkmışız. Kahvaltı yapıp işe gitmişiz. Ve bak hala uyuyabilmiş değiliz. Ve yarın sabah ben işe gideceğim. Biz burayı bir kazanç kapısı olarak görmedik hiçbir zaman. Benim Twitter hesaplarıma renkli yorumlar sana teklif geliyor mu abi şey için? Reklam için. Bak Instagram'da hesaplarım var. YouTube'da bir tane sponsorluk aldıysam namerdim. Tamam. Sesim geliyor mu bu arada abi benim? Ha tamam. Geliyor abi. Yani kendimize konuşmayalım da. Şimdi bir tane sponsorluk. Abi derdi para olan bir adam. Derdi para olan bir adam. Ya ver abi. Her yayın 30 bin izleniyor. 40 bin. Ben de abi cuma günleri şey topluyor musun abi? Şuna ihtiyacı var, buna ihtiyacı var. Yani anlaşıldı. Yani yok, ben SMA hastalarının odasına giriyorum. Valilik onaylıysa eğer, şayet. Valilik onaylıysa giriyorum. O da tabii arada çok değerli abilerimiz falan olduğu zaman söz veriyoruz, giriyoruz. Çünkü hepsine yetişmem mümkün değil. Yüzlerce talep var. Bir yayında 250 bin lira topluyoruz. Allah razı olsun. Büyük Beşiktaş taraftarı teveccüh etmiş. Ya şimdi iftiralara uğrayabilirsin. Yalanlar söylenebilir. Şunu yapabilir, bunu yapabilir. Abi, şimdi Erdal mesaj atıyor bana. Kardeşim, yayını alabilir misin? Ya Bülent abi, kardeşim. Bülent abi. Ben olayların o onu yapmış, bu bunu yapmış. Onlar böyle demişinden kendimize açıklama gereği hissetmek. Ama abi çok özür dilerim. Her gece yayın açıp, bak. Locacı deniliyor. Atatürk düşmanı deniliyor. Işte, abi bir insan Atatürk düşmanı lazım. Denilir mi ya? Benim annem burada, 70 saniye çok özür dilerim bak. Burası çok önemli. Evrim. Benim annem 55 doğumlu. Ve açık bir kadın. Başı açık. Benim babam 28 yıllık öğretmen emeklisi. Bir tane sabıkası yoktur. Bir tane uyarısı, disiplin cezası yoktur. Yani abi olabilir de ben, ama yani, abi, bak, niye böyle bir açıklama ben Facebook'tan yani? 1800 kişiyi kimsenin takip ediyorum. Bak Facebook'tan 1800 kişiyi takip ediyorum. Bunların içerisinde Cüneyt Arkın var, Trabzon var, Fenerbahçe var, Galatasaray var, Beşiktaş var. Bu 1800 kişinin arasında hırlısı var, hırsızı var, laiki var, dinlisi var, dinsizi var. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum 15 Temmuz'a. Buradan birisi, alçağın birisi screenshot alıyor. Bak diyor Kadir Mısıroğlu'nu takip ediyor, bu Atatürk düşmanı diyor. Bakın Allah şahit. Sizler de şahit olun. Ben Kadir Mısıroğlu dahil olmak, Mısır mı Mısırlı olmak, onu da karıştırıyorum sürekli. Ben Kadir Mısıroğlu dahil olmak üzere. Allah şahit. Bugüne kadar bir tane dahi tarikat lideri olabilir, şeyhi olabilir, tarikatçı olabilir. Ne onlarla yan yana bir araya gelmiştirim, ne onların dergahına gitmiştirim, ne herhangi bir... Eğer varsa ben yine Hodri Meydan diyorum. Yine her şeyi kapatırım diyeceğim diyorum. Bir tane ya fotoğraf. Ya abi niye böyle bir şeylere gerek duyuyorsun? Ama ben baba, de onu anlamıyorum. Bir adamı yani, takip ediyor diye neden bunu dayatmak Atatürk istiyor? Düşmanı diyoruz. Bak diyor ki, çok özür dilerim. Ne yaptı önemli çok özür değil yani. Ama bak şöyle bir şey var. Ben Atatürk'ü sevdiğimi birilerine açıklamak zorunda mıyım? Ama abi her gün senin yayının yapılırsa bana bir tane çocuk diyor ki kardeşim abi seni çok seviyordum diyor. Ama diyor kusura bakma senden nefret ediyorum. Niye kardeşim hayırdır? Sen Atatürk düşmanıymışsın diyor. Abi kim söyledi bunu? İşte şöyle. Abi ayıp değil mi ya? Bu kadar kolay mı iftira atmak ya? Bak benim için diyor ki 2017'ye kadar diyor Trabzonluydu bu diyor. Sonra Beşiktaşlı oldu diyor. Ya abi ben bir kere Çorum Karşılıyım. Nasıl Trabzonlu olabiliyorum? Hani Trabzon'da takip etmişim ya. Ya işte sorun bu abi. Sadece sen değilsin. Abi ilkokuldan beri bak benim teyzem var. Bak
başka şey benim... olabilir. Bu neden diyorum? Hep aynı kişiler birilerine def oluyor Beşiktaş camiasında. Benim teyzelerim var. Ve bu... Benim teyzelerim var. Benim dayılarım var. Kuzenlerim var. Benim kavgalı olduğum akrabalarım da var. Tamam mı? Ya bunlardan bir tanesi çıkıp demez mi? Ya kardeşim Bülent Uslu'yu böyle böyle ama bu işte zamanında böyle demez mi? Bu kadar kolay mı bu iftira atmak ya? Ya benim 6 yaşımdan beri ilkokul arkadaşım, ailem, her şey işte arkadaşlarım, akrabalarım benim nasıl Beşiktaş olduğumu da biliyor. Bunu da söylettirmek zorunda kalıyorlar. Yani sen bir insana bu 2017'ye kadar zaten Beşiktaşlı değil. Ha diyorlar ki işte efendim ya kardeşim benim babam futboldan anlamaz. Ben böyle bir aileden gelerek Beşiktaşlı olmuşum. Bana benim oğlumu ben Beşiktaş'ı sevdirdim. Onun başka bir takımı sevme şansı yoktu çünkü ben vardım. Ama benim öyle babam bana onu yapmadı. Babam futboldan anlamaz. Futbolu izlemekten nefret eder. Biz buradan geliyoruz abi. Benim babam bana zamanında küçükken forma almadıysa veyahut da maça götürmediyse ben ne yapabilirim abi? Yani Beşiktaş'ı sevmeyecek miydik? Beşiktaş'ta yani olacak şey değil. Buyur kardeşim özür dilerim kestim seni buyur. Kartal ben bir şey söyleyebilir miyim müsaade edersen? Sesim geliyor mu Kartal sana? Buyurun. Bebek geldi de bir saniye sonra ben şey yapayım da. Abi ben madem şimdi bir boşluk oluştu ben bir iki bir şey söylemek istiyorum bu konuyla alakalı. Ben kişiler özelinde söylemiyorum. Yani isim vererek konuşmak istemiyorum ama ya burada Bülent abi, Kartal kardeşim, seninle zaten daha önce de konuşmuştuk bu konuyu. Burada biraz abi sizde de kabahat buluyorum. Şimdi ben bunun ilk sinyalini aldığım zaman bu kişilerle alakalı. Bunlar bir çünkü kişiler diyorum, bir kişi değil bunlar. Birbirlerini çok iyi arkasını kaşıyan insanlar. Tamamen bunlarla alakalı iletişimimi kestim, bıraktım. Ya çünkü siz bunlarla iletişime geçmeye çalıştığınız andan itibaren muazzam bir mahkeme kurulup itibar suikastı yapılıyor. Yani seni bir şeyle alakalı cezalandırmıyor Bülent abi. Sana demiyor ki Bülent dostu sen bundan dolayı suçlusun demiyor. Sana itibar suikastı yapıp seni Beşiktaşların ya da toplumun önüne atıp paramparça edilirken bundan zevk alma hasebiyle yapıyorlar bunu. Bu yüzden buna fırsat vermemek için az önce yapmış olduğun hareketi bence biraz daha önce yapmış olman gerekiyordu. Hani dedin ya engelledim. İşte avukatıma da verdim. Evet. İşte yok vermedim. Yarın sabah vereceğim. Hepsini vereceğim. Ya da vereceğim. Zaten az önce de tehdit etmiş yayında. Şöyle indireceğim, böyle indireceğim. Zaten küfürlü şeyleri var. Videoları geldi. Hepsini mahkemeye vereceğim. Yanındaki Berna Hanım'ı da vermiştim zaten. Ama şöyle yanlış anlaşılma olmasın mahkemeye verilecek öyle para falan değil. Direkt sabıkasını işlettirmek için. Ve bundan sonra açmış olduğu her yayında hepsinin kaydını aldırttıracağım ve mahkemeye hepsini delil olarak sunduracağım. Artık yapacağım bir şey kalmadı. Çünkü defalarca konuşmak, bu konular buraya gelmesin diye defalarca uğraştım. Defalarca birbirimize söz verdik. Sözleştik. Araya büyükler girdi. Yapmayalım bak. Bizim derdimiz Beşiktaş. Senin yoğurt yiyişin farklıdır. Sen kendi şeklinde yoğurdunu ye kardeşim. Biz burada sen işte birileriyle uğraşıyorsun. Bak biz burada Beşiktaş Galatasaraylılarla Fenerbahçelilerle uğraşıyoruz. Şu oluyor bu oluyor. Yapma. Yapma diyorum. Abi ben kimseyle uğraşıyor muyum mesela? Atıyorum Bülent Uslu şöyle yaptı. Bunu niye Beşiktaşlılar üzerinden onların geçmişini araştırıp bir şeylerini araştırıp başka konular araştırıp bir şey yapmaya? Bakın burada şunu dikkat ettim. Ne zamanki sohbet odası açanlar olursa. Çünkü tek sohbet odası olsun isteniyor burada. Beşiktaşlılar adına tek sohbet odası olsun, o oda dinlensin. Sen mesela sohbet odası açtın. Emre diye bir kardeşimiz açtı diyelim. 100 kişiye ulaştı sohbet odası. Ve bu devamlı 200 oldu, 300 oldu. Günden güne artıyor bu adamın sohbet odası diyelim. Bu adam artık hedef oluyor. Potansiyel bir hedef oluyor. Sorun burada. Yani birinin ne söylediği, ne yaptığı değil. Ve herkesin bir şekilde bir yerden tutulup çekilecek bir yolu bulunur kötü niyetli olduktan sonra birileri. Ve bu şekilde... O onu yaptı, bu bunu yaptı diyerek üste çıkılmaya çalışılıyor ve bir şekilde bezdiriliyor, yıldırılıyor. Bakın kaç kişi vardır burada bu şekilde sorunlar yaşayan. Ve bizim, ben bugüne kadar kimse benden başka dile getirdiğini görmedim bunun. Abi niye dile getirmiyorsunuz? Yani bu kadar insan neden buna ses çıkarmamazlık yapıyor? Kimse aman abi benim başım ağrımasın diye huyuna suyuna gitmeye çalışıyor galiba.
birilerinin. Ya da ben uzak durayım mantığıyla hareket ediyorlar herhalde. Başka türlü bunun açıklaması olamaz. Neden insanlar bir şekilde itibar suikastına uğrama gereği duyuyor? Bak Bülent şimdi bak abi. Bir dakika, Kartal. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bülent abi. Alper Bahadır'la tartıştı. Gecenin saat 3.30-4 gibi. Ben dinliyorum. O zaman çok fazla takipçim de yok. Anlaşma yapacaklar. Orta yol bulacaklar. Bir insanın Beşiktaş'la ilgili sorunları varsa, problemleri varsa veyahut da Bülent Uslu'dan rahatsızsa, ben şimdi bekliyorum. Acaba Alper Bahadır ne talep edecek Bülent Uslu'dan? Ne talep etti biliyor musunuz? Twitter'da sohbet odası açmayacaksın şartını koydu Bülent Uslu'ya. Ve o gün Bülent Uslu da burada kendisine söylüyorum çok yanlış bir şey yaparak onu kabul etti. Hataydı. İyi niyetinden yapmış olabilir, başka bir şeyden yapmış olabilir. Ama şarta bakın. Sen burada Twitter'da sohbet odası açmayacaksın. Yani birilerinin sözünün duyulması istenmiyor gibi bir algı yaratılmak isteniyor ve Beşiktaşlılar o algının etrafında toplansın isteniyor. Buna çomak sokan, buna yanlış bir şekilde bir şey yapmaya çalışan veyahut da ben bireysel olarak çıkmışım, farklı düşündüğümü söylemişim, ben bir şekilde hedef alınmaya başlıyorum. Bu sadece benim için değil, X, Y, Z bir sürü kişi için oldu abi, ve Şafak oluyor. Şafak Malatya ile Erdal da gelmek istiyor. Başka gelmek isteyen varsa tam alabilirsen şartlarız. Erdal mesaj atmış bana. Bak, tam, yani çok da fazla uzatmayalım. Bir saniye. Ben şunu da söylüyorum bak, burada kaç kişi var? Bülent abi kiminle muhatap olduğunu vesairesini biliyor, bilmiyor olabilir. Ben neyle muhatap olduğumu bilmiyorum. Tamam, tanımıyorum hiçbirini. Özelden vesaireden tanımıyorum. Ve tehdit ediyorlar oradan. Şey yapıyorlar, hırlı mıdır hırsız mıdır diye bir tabir vardır. Bilmiyorum neyin ne olduğunu. O yüzden kendim bir şekilde elimi taşın altına koydum. Bazı şeyleri Beşiktaş camiasına yani artık birileri bir şeyleri anlasın diye canıma tak etti. Ve ifade etmeye çalışıyorum. Lütfen aklı başında hareket edelim. Allah rızası için kimin ne olduğunu görelim. Hepimiz akıllı insanlarız. Varsa benim hatam da, varsa benim yanlışım da, ben her zaman söylüyorum. Söyleyin abicim, Beşiktaş'a zarar verecek bir şey yaptığımı görürsem hemen toparlarım, çeki düzen veririm, ne gerekiyorsa yaparım. Ama burada benim üst kimliğim Beşiktaş olduktan sonra ben dediğim gibi başka konulara saptıramam yani. Bir X maç gitmiş, X maç bittikten sonra bizim sorunlarımız var veyahut da bize iftira atılıyor, algı yapılıyor Twitter'da, bir şeyler dönüyor. O arada birileri çıkıyor diyor ki şu şunu yaptı, bu bunu yaptı diye odalarda tartışma oluyor. Yok işte şu yönetici buna bunu demiş, bu bunu yapmış. Bizim bu konuların dışına çekilmemiz abi, lazım. Evrim, herkesin kendi ifade etme hürriyeti vardır. Herkesin abi, özgürlüğü vardır. Hepimiz özgürüz abi. Bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey söyleyene kadar Şafak Malatya ile Erdal'a şey atarsan DM'den odayı eğer göremiyorsan, istek atmışlar, göremiyorsan DM'den link atarsan konuşmacı olarak sevinirim. Ben şunu söyleyeyim. Bülent abi çok kısa bir şey söyleyeyim. Buyur, sana buyur atabilir miyim topu abi? Tabii. Abi şimdi ben bu şeyin söylemiş olduğu renkli yorumlar, Kartal kardeşim söylemiş olduğu şeyi ne zaman fark ettim biliyor musun abi? Biz ilk bu şeye girdiğim zaman ben bu Twitter Space odalarında böyle o pandemi dönemini keyifli hale getirebilmek için bir şeyler yapmaya çalıştığım zaman, şimdi bak burada Serhan abi de var, Fatih abi var, Baran var, kardeşlerim, abilerim hepsi. Onlarla böyle sohbet etmeye çalışıyordum. Ya bir gün konu işte Sergen'le olmayacak mı gibiye geldi. Abi inanılmaz bir şekilde bana DM'den, şu anda da gösterebilirim herkese, Şafak Malatya şöyle de, Şafak Malatya böyle de. Ya ben Şafak Malatya'yı sadece televizyonda bir figür olarak biliyorum. Yani adamla hiçbir şekilde konuşmuşluğum yok. Yüz yüze gelmiştim yok. Sonrasında Twitter Space odalarında gördüm. Ya herkes bir anda aynı kişiyle alakalı yazmaya başlayınca, ha bir dedim bir saniye durun arkadaşlar dedim, burada başka bir şey var. Yani direkt olarak kitlesel bir şeye yöneliyorlar abi. Ya bunu bireysel yapmıyorlar. Yani sistematik ilerletiyorlar. Tabii. Maalesef. Şimdi evet, şöyle bir şey var. Şafak Malatya, çok özür dilerim. Şunu söyleyeyim. Konu dağılmadan ne söyleyecektim vallahi unuttum. Neyse sen söyle abicim. Herkese iyi geceler. Sesim net geliyor mu? Net, evet. Tamam, şöyle bir indireyim. Şimdi arkadaşlar öncelikle saat gecenin 3'ü, bir önceki odayla alakalı hiçbir fikrim yokken odadaki bir arkadaşım tarafından arandım. Adamın geçtiğini duydum. Ve onun üzerine odaya bağlanmaya çalıştım. İşte Alper'e, Asabi Sedat'a,
Erdal'a, Okan'a, herkese yazdım ama herhalde teknik bir sorun olmuş. Çünkü o da yoğundu. Yani muhtemelen almaya çalıştılar bu konuda. Kötü niyetli olduklarını düşünmüyorum arkadaşların ama görmediler. Fakat netice itibariyle bu odaya da niye bağlandım? Çok kısa kalacağım. Bu eli de niye indiremiyorum? İndirdim. Kısa kalacağım. Birkaç dakikanızı alacağım. Bakın. Sevgili Bülent olsun, sevgili Alper Bahadır olsun. Renkli Yorumlar kardeşimizi tanımıyorum. Burada birçok tanıdığım isim var. Benim bu arkadaşlara hiçbirisi, özel Alper o konuda ayrı tutmam lazım. Alper'le bu konuda bir şeyimiz olmadı şimdi. Yalan olmasın ama Bülent özelinde, diğerleri özelinde. Benim bir şekilde bu arkadaşlara sizler tanımadan önce beni tanıyan, benle tanışan arkadaşlardı. Daha sonra hasbelkader bu odalara girdiler, sosyal medyada büyüdüler, güzel işler yaptılar. Hepsinin hakkında kesinlikle kötü bir şey söyleyemem. Fakat benim sizlerden ricam şu, eğer öbür odaya girseydim de söyleyecektim. Yarın oda açarlarsa girip söyleyeceğim. Alper'i aradım ama herhalde telefondaydı, bilmiyorum, konuşamadık. Benim olmadığım yerlerde lütfen benimle alakalı olumlu ya da olumsuz bir yorum yapmayın. Sizlerden rica ediyorum. Çünkü niye? Olumlu bir yorum yapsanız da, olumsuz bir yorum yapsanız da kişinin kendiyle alakalı, savunma demiyorum bakın, konuşma özgürlüğü olmadığı için, kendini anlatamadığı için otomatikman bu farklı yerlere gidebilir. Bu birincisi. İkincisi, Erdal ve Bülent'le alakalı bazı konular duydum ben o odaya girdikten sonra, beni ilgilendiren konular. Evet, Erdal orada ne söyledi bilmiyorum. Dinliyorsa da burada şey yapabilir. Erdal beni bir 2-3 gün önce aradı. Sohbet odalarında söylüyordu. Bir yemeğe davet etti ve ben Erdal'a dedim ki Erdal, ben o yemeğe katılmak istemiyorum. Gerekçelerimi de kendisine sundum. Erdal'ın davet ettiği yemek konusu da buydu. O odayla alakalı işte Sayın Başkan'la bazı sosyal medya fenomenlerini toplayacağını söyledi. Ben teşekkür ederim kardeşim. Ben o odaya katılmak istemiyorum dedim. Çünkü sebebi şu. Ben bir sosyal medya fenomeni değilim arkadaşlar. Ben basın mensubuyum. Bu ikisi çok ayrı bir kavram. O yüzden sizlerden rica ediyorum. Benim olmadığım odalarda benimle alakalı konuşmayın. Konuşulduğu zaman da benim yaptığım gibi başka odalarda şahit olanlar vardır. Sevgili Yunus burada mesela. Sevgili Şafak Malatya, bir şey söyleyeceğim. Şimdi keser, çok çok özür dilerim. Bir dakika, bir o konu bir geçmesin ya, de. O konu ama dilimize yapışıyor abi. Ya, bir şey yapışmasın. Tamam, bir dakika hadi. Bülent, rica ediyorum. Sonra ben seni dinleyeceğim. Çıkmadan dinleyeceğim. Söz. Burada Yunus olsun, Fatih olsun, Serhan olsun, Mehmet olsun, aşağıda gördüğüm isimler. Hep şunu söylüyorum ben. Kim olursa olsun, bana karşı ya da beni seven, lütfen benim olduğum odada burada olmayan insanlarla ilgili konuşmayın diyorum. Ve konuşulduğu zaman da sözüme itibar edilen bir odadaysa kesiyorum, itibar edilmeyen bir odadaysa, devam ediyorsa konuşma, ben odadan çıkıyorum. Sizlerden de Bülent Bey'e bekliyorum var. Sizleri itham ederek ya da Alper'i itham ederek söylemiyorum. Bu bir genele sesleniştir. Rica ediyorum benim olmadığım odalarda konuşmayın. Bana her zaman ulaşabilirsiniz. Hepinizin telefonu var. Eğer iş şu şunu dedi, bu bunu dedi, şu şunu yaz diye gelirse, hakikaten ortaya bir sürü şey dökülürse ortalık kan revan olur. Onlara hiç gerek yok. Hiç bunları konuşmaya gerek yok. Ben bu konuların içerisinde olmak istemiyorum. Bu konularla anlamak istemiyorum. Ve bir kere daha altını çiziyorum. Ben bunu kesinlikle aşağılamak için söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Haşa, ben kimseyi aşağılamam. Herkesin Beşiktaşlı, herkesin kendinedir. Üst kimlik Beşiktaş'tır. Ama ben sosyal medya fenomeni değilim arkadaşlar. Sosyal medyayla bu işe başlamış, daha sonra basın mensubu olmuş bir kardeşinizim. Elimden geldiğince de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sizlerden ricam, beni bu tarz ortamlara çekmeyin. Genele söylüyorum bu arada. Oda sahiplerine değil, genel olarak. Bunu söylemek istedim. Sormak istediğiniz bir şey varsa da bir 5-10 dakika daha durabilirim. Çünkü sabah işe gideceğim. Sizi dinliyorum. Sormak istediğimiz bir şey yok da sadece şuna açıklık getireyim. Erdal kardeşimiz bir talepte bulunmuş. Değil mi? Yani yemeğe gideceğiz. Şimdi ben size bir talepte bulunuyorum. Yarın nasıl söyleyeyim mesela, gece kulübüne gidelim mesela, yarın gece ben bir talepte bulunuyorum, siz kabul etmediğiniz zaman, yani bu sadece talepte kalıyor, bu neden dillendiriliyor? Bak Erdal şey istiyor, Evrim, söz hakkı ona da ver, bak ona da biraz kırgınım ya kardeşim. Şimdi, sen beni arayıp yemek yapıcı talebinde bulunduysan, bir saniye abi, bak sen yemek talebinde bulunduysan, böyle bir şey düşünüyorsan, ya biz kabul etmiş miyiz, etmemiş miyiz? Sen beni aradığını burada odalarda veyahut da başka, veyahut da biz yemeğe gitmiş miyiz?
gitmişiz gibi veyahut da kabul etmişiz gibi ne anlatıyorsun abi sen burada ya? Ya bizim ismimizi niye geçiriyorsun? Bu bir, iki. Bak bunu malzeme yapıyorlar. Sevgili Şafak Manat ya, sen diyorsun ki, çok güzel söylüyorsun, benim adımı geçirmeyin. Senin adını kimse geçirmiyor burada. Senin adını zaten biz oda açan insanlar değiliz. Bu odayı mecburen açmak zorunda kaldık. Şimdi daha doğrusu renkli yorumlar kardeşim açtı, ben de geldim. Doğrusu bu. Şimdi ben senin her gün oda açtım ve her gece 200 saatlik yayın yapıyorum. Ve her gün sana iftiralar atıyorum. Şafak Malatya locacı. Şafak Malatya falancanın adamı. Şafak Malatya Atatürk düşmanı. Ne yapacaksın abi sen bana? Ne yapabilirsin? Veyahut da ismini vermeden diyorum ki hani şu diyorum hani top sakallı var ya televizyona çıkan Twitter'da hesabı işte 140 bin civarında takipçisi olan falan var ya hani o ya biliyorsun. İsmini vermeden böyle ima ederek sürekli konuşsam sürekli ne yapabilirsin abi sen bana? Cevabını vereyim mi bitince mi vereyim? Buyur abi ver yani bize bu uygulandı. Senin adını burada tamam. Kimse geçirmedi. Şimdi o zaman söylüyorum. Ha, ben ama mahkemeye vereceğim artık. Bugüne kadar vermediğim için de pişmanım. Evet. Birincisi bu senin söylediğin her şey bana 1,5 sene boyunca aslında benim daha sonra ne söylediğimi anlatmama rağmen yapıldı. Ve bu süre zarfında sen dahil, Asabi Sedat dahil, Okan Koç dahil, başka birçok isim dahil aynı odalarda bu laflar bana söylenirken ağzınızı açmadınız. Beni kesme, ben seni dinleyeceğim sonra. Evet. Ve ben sana bir kere şimdi renkli yorumlar isimli arkadaşımıza mesaj atarken DM'sine gördüm. Bir gün bir oda açılmış. Tarihine de bakayım. Mesajda duruyordur. Yazıyor mu bakayım. Şöyle. Valla şey yazıyor sadece. Saati yazıyor. Neyse ben bir gün bir oda açılmış ve bu odada renkli yorumlar açmış bu odayı. Sizin ve Alper'in olduğu ve bu konular konuşuluyormuş. Ben bu arkadaşımıza demişim ki DM'sine bakarsa görür. Beni odaya alır mısın? Beni odaya aldıktan sonra ben o odada şunu demişim. Çok iyi hatırlıyorum. Alper'in de olduğu bir odada. Bülent Uslu ben senin yayınında bahsi geçen konulara değindim mi demişim. Sen de demişsin ki hayır değinmedim. Bu konular geçmedi. Peki ben bu konulardan bir hafta önce o odaya bağlanmadan bir hafta önce seni aradım. Sana dedim ki Bülent insanız. Ben belki de hatırlamıyorumdur. Ben senin sohbetinde böyle bir şey söyledim. Sen de bana dedin ki söylemedim. Evet. Evet. Bununla alakalı beraber Alperlerle veya o ekip yani o dönemki arkadaşlar diyeyim ekip demeyeyim. Bununla alakalı odalarda bu konu konuşulurken o zaman bunu niye söylemiyorsun dediğimde ben bunu söylersem farklı yerlere gider dedin. Evet. Böyle bir tercihim vardı. Ben de sana dedim ki peki ben sana bunu söylemedim. Evet. Sen maalesef bu ki benim sana hiç söylememe gerek yok. Geçmişte birçok şeyim olmuştur. Bunu değinmiyorum. Hiç sorun değil. Önemli değil. İnsanız. Hepimizin hataları olabilir. Sen bunu söyleyip hayır ben bu konularda sana destek olamam dedikten sonra ben renkli yorumların açtığı odada Alper'le senin olduğun odada gelip sana bunu tırnak içinde metazori ile söyletmek zorunda kaldım. Yani sen evet. O an demek zorunda kaldın. Değil evet. Mi? Evet söylemedim. Evet. Ve onun üzerine bir sene boyunca bu odaların şu an sana yapıldığını söylediğim ve şikayetçi olduğun konuyla alakalı bir sene boyunca bana bunlar yapılırken neden bir kelime söylemedin? Neden demedin sevgili Bülent kardeşim? Ya arkadaşlar bakın böyle bir konu geçmemişti. Ben de bunu söylemiştim. Ya da cevap vereyim mi? Sana cevap vereyim. Bitsin evet. Dinleyeceğim. Evet. Sonra da orada ya bunları kapatalım konuşun niye demedin? Biraz önceki odada ben varken yani ben odaya girdikten sonra ben Alper'in ya da odadaki herhangi birinin benimle alakalı bir şey dediğini duymadım. Ben girdikten sonra. Ben girdikten önce tekrar bu konular geçmiş ki beni arkadaşlarım arayıp abi odaya gel dediler. O zaman da söylememenin altında ne var? Ben bunu sana cevap ver diye sormuyorum. Sadece bu konuyla alakalı dedin ya her gün bunlar yapılıyor bize diye sana yapılsa evet. Ne olur? Ben sana geldim. Bana yapıldığında evet. Benim evet. Samimi olarak gördüğüm zamanında birçok iyiliğim dokunduğu senin gibi ya da iyiliğim dokunmasa bile muhataplığım, merhabam olduğu aynı masada oturup yiyip içmiştim insanlara dedim ki benim olmadığım ortamlarda bunları konuşuyorlarsa hayır kardeşim öyle ya da öyle değil ya da böyle bir şey söyleyin dediğimde söylemediniz ve bir sene boyunca hiçbir şey olmamış gibi o insanlarla transfer konuştunuz, futbol konuştunuz, Beşiktaş konuştunuz, güldünüz, eğlendiniz. Ne zaman abi bak ya bu yanlış. Bülent, çok yanlış. En az, yanlış Bülent, konuşuyorsun. En az,
En az 20 yanlış tane konuşuyorsun. Vardı. Yanlış konuşuyorsun. Sevgili Bülent çok özür dilerim. Bak çok özür dilerim. Lütfen en abi. Az 20 tane en az 20 tane böyle yayınını. Ben hiç gülme, bir eylemle. Gülmekten kasıt ben şu. En son, son 6 ayda 3 yayında katılmışım. Zaten, bak zaten bizim şu an Alper Bahadır'la şahsım için söyledim. Bir problemimiz yok. Daha 2 gün önce telefonda konuştuk. Şunu demeye çalışıyorum. Ya 2 yıl boyunca hakaret etti sana. Şu an yok. Yedi ay önce konuşmuş olabilirsin. Bir sene önceki mevzudan bahsediyorum zaten. Demek istediğim şu. Ben olsaydım o odalarda ya o odada bulunmazdım ya da o odada konuşturmazdım. Şimdi sen hem bana karşı dedin ki bunu evet öyle dedim diyorsun. Evet abi sen benim yayınımda bunu demedin ama ben bu konuda bir şey söyleyemem dedin. Saygıyla karşıladım. Yazılı olarak da sözlü olarak da beyanım var biliyorsun zaten inkar etmedim. Dedim ki eyvallah saygı duyuyorum bu senin tercihin. Ama sen o zaman, üçüncü defa tekrar ediyorsun bana cevap zaman, hakkı vermiyorsun. Tamam sonra vereceğim cevap hakkı sen çıkacağım zaten. Ama ben üçüncü defa tekrar ediyorsun bunu. Tamam sonra dinleyeceğim seni çıkacağım tartışmaya gelmedim. Üçüncü olarak da diyorum ki sana bir sene boyunca gülmediniz ya farz et transfer konuştunuz. Ya transferde konuşmadım bu yanlış transferde konuşmadım ben onunla. Bilmiyorum. Yanlış, aynı yanlış odada, bilgi veriyorsun. Aynı odada, şimdi aynı odada, şimdi sen orada demişsin ki, bana söyleneni söylüyorum biraz önceki odada. Şafak'la madem böyle böyle diyorsun, bir hafta önce aynı odadaydınız demişsin evet, Alper'e. Evet. Ben de sana diyorum ki, benle bu adamla yani Alper'le benim aramda bu tartışma varken, sen de bir sene boyunca bana ayrıca hayır abi sen haklısın öyle demedin dediğin halde, niye bu odalarda bu adama bunu demedin? Bu ben odalara ben bak böyle ne transfer için ne kakara kikiri için girdim ben odalara. Ya sonuçta tamam. O odadaydın. Ne için girdiğini hayır kendimi savunmak iftiralara cevap vermek için girdim ya. Bir de bak diyorsun Bülent. Ki abi Bülent, işte benim iyiliğim dokunmuştur falan. Bak ben sana yüzüne karşı da söyleyeyim. Arkadan Bülent'ciğim o ondan sonraydı. Güzel kardeşim. Ondan öncesini hatırla. Beraber girdiğinde evrim. Okan Koç katılmak istiyor. Okan Koç katılmak istiyor abi. Ona da bir link atar mısın? Ben var şimdi şöyle söyleyeyim. Ben şunu söyleyeyim sonra çıkacağım. Dediğim gibi bundan sonra da bu tarz odalara girmeyeceğim. Sizlerden rica ediyorum. Beni bu konuların içerisine dahil etmeyin. İstediğiniz birbirinizi dava edebilirsiniz. Hiç istemem ama kavga tartışma yapıyorsanız yapabilirsiniz. Ama ben bu konuların muhatabı olmak istemiyorum. En büyük Beşiktaş deyip ayrılmak istiyorum. Yanlış anlamayın. Sabah 5.30'da işe gideceğim. 2.30 evet, saatim evet, var arkadaşlar. Tamam. Peki hayırlı işler. Kendinize çok iyi bakın. Bir şey varsa da sende de, Alper'de de, Okan'da da telefon açabilirsiniz bana. Hiçbir sorun yok. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Eyvallah. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Okan Koç görüşme talep etti. Konuşmak için link atabilir misin kardeşim? Başka attım bir şey söylemek isteyen var mı? Evet. Tamam. Eyvallah. Şimdi abi. Abi ben bir şey söyleyeyim mi Bülent buyur, abi? Buyur. Buyur. Ya şeyden ben kesinlikle hiçbir şeyim yok. Yani bunun altını çizerek söyleyeyim. Yakup'la konuştum ben abi. Bana şunu söyledi. Bana dedi ki madem terörle mörörle hiçbir bağlantım olmadığını söyledi. Madem ben terörle falan bağlantım varsa bana daha önce yayına çıkmadan önce neden transfer bilgisi soruyor diye tarzında bana bir şey attı. Mesaj attı abi. Ben yine altını kim sormuş? Ben bizim... Yakup abi. Ben hayır, Bülent Mutlu'yla. Yakup falan bilmiyoruz abi. Bizim ben Bülent, ben şu, bu benim vebalim ben başka bir şey söyleyeceğim Evrim başka bir şey söyleyeceğim. Bu benim vebalim üstümde kalmasın tamam mı Bülent abi bunu bana sana iletmemi söyledi kendi adıma bu benim vebalim olsun ben bunu şey yapayım. Bir de şunu söyleyeceğim kim ben. Kim transfer sormuş abi ben onu anlamadım. Abi Alper Bahadır Yakup'a yayına çıkmadan önce transfer gelişmelerini sormuş. Bunu bana Yakup mesaj olarak attı. Ha, anladım. Tamam abi şu. Tamam abi. Şunu söyleyeceğim bile. Evrim. Geliyorum. Geliyorum. Şunu da söyleyeyim. Okan abi müsaade eder misin? Bir şey söyleyeceğim de. Yani biz Beşiktaş taraftarı olarak şunu söyleyeyim. Özellikle Varane İsmail geldikten sonra sürekli biz bizi belirli bir cephenin içerisine çekmeye çalıştılar. Sürekli bir yapay savaşlar, yapay cepheler, sürekli bir karşı mahalle, karşı ötekileştirme durumları oldu. Biz Beşiktaş taraftarı olarak kesinlikle hiçbir mahallede değiliz, hiçbir cephede değiliz. Onu dile getirmek istiyorum. Lütfen bunu dikkat edin. Dikkate şey yapmaya çalışın. Beşiktaş taraftarına söyleyeyim ben buradan kendi adıma. Biz hiçbir cephenin bir üyesi, bir askeri herhangi bir şey değiliz. Biz sadece saf Beşiktaş taraftarıyız. Beni de karşı taraf diyeyim ben size. Yeri geldiğim hedef gösterdi. Daha 2 gün önce arkadaşlar bana attı. Ekran fotoğraflarımı çekmişler. Ben bunu söyleyeyim. Biz bu yapay cephenin kesinlikle bir parçası değiliz. Herkese iyi geceler diyorum kendi adıma.
İyi geceler. Şimdi sesim geliyor mu benim? Renkli geliyor, kardeşim. Sana bir soru soracağım. Az önce odada şunu söyledin. Ya dedin Alper Bahadır'la ilgili yarın öbür gün dedin. Okan senin de dedin. İşte dedin Serhat abi senin de dedin. Bir şey ima ettin. Ne demek istedin kardeşim orada? Onu merak ettim. Abi şunu ifade söyle ettim. Kardeşim. Özelde yazıştığınız, konuştuğunuz demeden sonuçta senin arkadaşın. Tamam. Evet, tamam. Ben burada herkesi tanıyorum. Yarın öbür gün hayatımda. Herkes de beni tanıyor. Zamanında ben ifade etmek istediğimi söyleyeyim sana açıklayayım ya sen de oradan artık ne dersen. Benim ifade olur olmazına sen karar söyle versin. Söyle kardeşim. Bülent Uslu mesela zamanında Okan abi siz beraber daha yakındınız. Sonradan hayat bir şeyler ters gitti. Biraz zıtlaştığınız şey oldu. Yarın öbür gün diyorum Alper Bahadır'la da bir şekilde ters düşerseniz o gün yazdıklarınızın hepsinin dedim ifşa edilme olasılığı var. Bu böyle olabilir dikkat edin dedim. Uyarıyorum. Hala da yeniliyorum. Şimdi, çünkü bu yaşandı yaşanıyor. Şimdi bir şey soracağım. Ben bir duruş sergiledikten sonra, karakterimi satmadıktan sonra, dostumu satmadıktan sonra veyahut da dostum beni satmadıktan sonra benimle ilgili veyahut da onunla ilgili bir problem olacak. Nereden biliyorsun olup olmadığını? Veyahut olacağını? Anladın mı? Şimdi bak, bak kardeşim. Burada Alper, Bülent, Ahmet, Mahmet, Hüseyin bir sürü arkadaşım var Beşiktaş camiasında. Ben herkesi biliyorsun kucaklayıcı bir yapıya sahibim. Ben eski bir profesyonel futbolcuyum. İnsanlarla hep iç içe olmaya çalışıyorum. Ama şimdi senin söylediğin şey sen ne yapıyorsun biliyor musun? Dikkat edin gibilerinden. Sen bunu bir kere bana söyleyemezsin. O senin düşüncendir. O senin bakış açındır. Yani sen daha önce belki problem yaşamış olabilirsin. Bu zamana kadar da Alper bana bir kere bile bir saygısız bir hakaret yapmadı. Daha önce yaptığı çok güzel şey oldu. Daha önce de söyledim. Biliyorsunuz Bursa'da bana çok ağır bir küfür edildi. Gitti Bursa'da çocuğu bir şekilde buldu. Özür dilettirdi. Benim çoluğuma çocuğuma kadar küfür edildi. Ben hiçbir zaman ahdı vefayı unutmam kardeşim. Bana hiç sevmediğim bir insan ahdı vefada yani bir benimle ilgili bir iyilik bir şey yaptığı zaman hiçbir zaman unutmam. Şimdi sen o konuları geçelim. Sen şimdi bana bu şekilde... Abi bak, ona nasip şimdi, olmuş, ahdet vefa yapmış. Ben yapmadım diye... Şimdi sen bana yarın öbürsü gün böyle bir şey yapar. Ben bir şey yaptıysam, ben bir eğri durduysam, omurgasız durduysam yapacaksa helal olsun, yapsın. Ki omurgasız durduğum zaman da yapıyor. Omurgasız insanlara yapıyordur o. Bak burada Alper'i korumak için söylemiyorum. Şimdi sana gelelim kardeşim, tamam mı? Bak sana geliyorum. Ben doğru adamım. Ben harbi adamım. Beni çok iyi tanımıyorsun ama tanıyanlara sor. Şimdi sana soruyorum kardeşim. O zaman da söyledim. Şimdi o dönemler, Valerian dönemleri. Sen niye körü körüne Valerian'ı koruyorsun? İşte bak zarar görüyoruz. Şampiyonluk gitti. İşte şampiyonluğumuz gidecek gibilerinden ben sana bir ifadede bulundum. Bak sen ne güzel paylaşımlar yapıyordun. Hoşuma gidiyordu, görüyordum. İşte falan filan gibilerinden söyledim de. Niye alındın, niye gücündün kardeşim? Niye farklı yerlere saptın sen? Niye o işlere girdin? Ben de sana bunu soruyorum. Şimdi abi senin az önce sen cümleye nasıl başladın? Dedin ki benim hakkımda dedin neden böyle konuştun dedin. Evet. Bana evet. Şey yapmadın. Şimdi sen de benim hakkımda aynı şey yapıyorsun. Tamam ben de sana söylüyorum. Daha önce diyorum bak kardeşim ne güzel dinliyorum. Takip etmeye başladım seni. Çok güzel paylaşımlar yapıyordum. Böyle ironi anlamında alkolik gibi. Böyle güzel şeyler yapıyordum. Hoşuma gidiyordu yani. Gülüyordum, eğleniyordum. Bir nebze bizi yüzümüzü tebessüm ettiriyordun. Mutlu oluyordum. Sonra... Sen fark... Oğlum bak biz salak değiliz. Biz aptal değiliz. Neyin ne olduğunu biliyoruz. Sen de biliyorsun. Sonraki süreci ben sana sordum da niye bir yandan benden böyle bir soğudun, bir böyle bir farklı bir polemiğe girdin? Niye bana farklı bir imalarda bulundun? Bunu söyledim diye mi yaptın bana? Şimdi buna cevap ver. Sonra Bülent sana geleceğim kardeşim. Seninle de konuşacağız. Benim buradaki dediğim en baştan beri hesabımda ben her zaman kendi görüşlerimi yazıyorum. Ben Valerian İsmail'i savunmuş olabilirim. Çünkü o zaman benim görüşüme göre Beşiktaş'ın hocasıydı. Beşiktaş bir yola girmişti. Birileri beğenmiyor. Tamam. Onlar nasıl Beşiktaş'ın hocasına bir şekilde laf etme gereği duyuyorsalar. Ben dedim ki ben de kendi adımdan savunma gereği duyuyorum. Tamam. Saygı duyuyorum. Benim saygı bunu yapmam duyuyorum. Neden tamam. Mesela seni rahatsız tamam. Etti abi? Sen ben neden rahatsız oldum biliyor musun kardeşim? Çünkü görüyorsun artık bir şeyler olmuyor. Madem Beşiktaş'sın, madem Beşiktaş'ın bir yerlere gelmesini, yani gelmesi için mücadele hani ediyorsun. Pekala neden pekala o aralar hala yani. Bir şeyi inat ediyorsun? Altını doldur bana dedim sana, dolduramıyorsun ama... Peki o zaman ben sana sen görüyorsun diyorsun. Mesela o günde Şenol Hoca gelsin, her şey güllük gülistanlık olacak gibi bir hava yaratıldı. Biz Beşiktaş bütün maçları kazanacak, şey yapılacak gibi bir hava yaratıldı. Ben de dedim, ya geleceği nasıl görebiliyorsunuz? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Kan değişimi değişim her zaman gerekti ama. Şimdi futbolcu ama şimdi bak belli bir zamandan sonra artık bir şeylerin olmayacağını insanlar görüyor, fark ediyor. Futbolcuların surat ifadesinden anlaman lazım o psikoloji. Saha içindeki futbolcuların koyduğu karakter, mücadele veyahut da
Oynadığı oyun insanlara belli ediyor. Geçen sene biz ligi 6. bitirdik. Abi, sana bir şey sorabilir miyim abi? Ben sana karşı gelip kendi adıma söyleyeyim, bir kırgınlık içerisindeyim abi. Yaz ayında sen burada bir tweet attın abi. Dedin ki bu oyunda biz bir yere varamayız. Bir tane taraftar seni ufak bir dille eleştirdiysen o taraftar orospu çocuğu. Nerede dedin abi. Nerede dedim ben orospu çocuğu? Hadi ispat. Sen tamam, bunu dedin ispatla. Abi. Yayında bak, ben dedin. De sana ne diyorum? Bak, ya bunu bak, yayında ben dedin böyle, abi. Ben hiçbir yayında bir kişiye küfür etmem. Ettiysem, ispatlarsan bunu bak ben her şeyimi kapatacağım. Ama ispatlamazsan sen de kapatacaksın. Ben de, sen yani her şeyini kaybedecek misin kardeşim? Ben çocuğumun abi üzerine sen, yemin ediyorum ben ki ha bana küfür edersin bak. Bana küfür et. Benim de iki tane çocuğum var abi. Kardeşim bana küfür atmamalısın. Bana küfür etmişsin. Kardeş ortaya bir şey attıysan bak kardeş ortaya bir şey attıysan bunu delillendirmen lazım. Böyle ortaya boş konuşmak yok. İsmin de senin. Tamam ben yayınını kaydını mı alayım? İsmim Yunus abi. Kardeşim bunu ispatlarsan bak ben sana ne diyorum? Ben her şeyimi bırakacağım. Her şeyimi bırakacağım. Ama ispatlamazsa sen de her şeyini bırak kardeşim. Bak ben bunu bana küfür ben yayında abi bak, ben yayında, ispatlayamam. Yayında, tamam, ben yayında kayıt almayı bak, bilmiyorum bak, tamam mı? Ben kayıt almayı bilmiyorum. Sen bu orospu çocuklarıyla falan filan dedin. Adam sen şey tetikçi falan. Sen tetikçi dedin sana diye abi. Ben Yunus. Yani Yunus. Işte birileri, Yunus. Yani bir dakika. Yunus. Bir dakika. Demiştir. Bunlara Kartal bir dakika. Yunus. Bana bak bu odalarda ben hiçbir zaman kimseye küfür etmem. Ben sadece İbne demiş. Dediysen. Ben bunu ispatlayamam. Bunu Allah biliyor tamam mı? Bunu Allah biliyor. O zaman kardeşim yalan iftira atmayacağım. Ben odada hiçbir zaman bana ben şunu söylemiştim. Ben ne duyduysam ben tetikçilik yapıyorsam ben şunu demişimdir. Ben tetikçilik yapıyorsam en adi şerefsiz orospu çocuğumdur demişimdir. Ben o adama böyle bir şey deme. O adam bana gelip kalkıp ya telefonda onunla buluşmuşumdur veyahut da yüzde o şekilde bir diyalog olur. Ben kimseye bu odalarda şerefsiz ve orospu çocuğu dememişimdir. Ya namussuz ya da şerefsiz demişimdir. Bak burada yalan atıyorsun. Ben de kefilim bu konuda demez abi. Yunus bir yanlış şimdi kardeşim olabilir. Bunu ispatlamazsan namussuz şerefsizsin bak. Ben ispatlarsam. Tamam abi iki öbür tarafta inşallah hesaplaşacağız bak, abi. Bak bana tamam kim ya. Tetikçi diyorsa bak bana kim tetikçi diyorsa senin söylediğini söylüyorum ona. Bak şu anda söylüyorum. Senin söylediğini söylüyorum. Okan Hoca bir şey söyleyeceğim. Sadece buradan şunu anlamamız gerekiyor ki itibar suikasti son derece kötü evet. Bir şeydir abi. Şimdi ben de devam onu söylüyorum. Edin. Onu bana tetikçi diyen insan kimse senin söylediğini şu anda söylüyorum bak. Şu anda söylüyorum. İspatlamazsa benim tetikçi olduğumu ispatlamazsa o kişiye şu anda senin söylediğini söylüyorum. Bak söylüyorum şu anda. Bayanlar var burada o yüzden söylemiyorum. Ama beni bilen bilir. Onu benim yüzüme karşı keşke söyleyebilse o sana onu söyleyen. Karakterli insan karakterliyse. Sende de biraz karakter varsa gelir o adamı alırsın yüzüme karşı söyletirsin. Bak, ben de karakter var varsa abi. Varsa karakterin kardeşim o adamı alır benim yüzüme var getirirsin. Abi, bak senin karakter bak senin yüzüne karşı söylüyorum. Bu kadar insanın. Karakterin namusun varsa diyorum. Bak ben diyorum. Okan Hoca suya yazıyorsun şu anda. Yani çok gereksiz. Ama gücüme gidiyor kardeşim. Bence. Şimdi tamam illa ki gücüne gider. Tabii ki gururuna dokunur da abi adam ortaya bir şey attı. Ortalığı karıştırdı. Delillendiremiyor da öbür tarafta tamam öbür tarafta hesaplaşacaksa öbür taraftaki space odasında konuşuruz Yunus kardeşim. Sen Bülent Hoca ile alakalı bir iki bir şey söyleyecektin. İstersen onları da evet, söyle evet, abi. İçinde kal. Bülent buyur. Şimdi benim önüme videolar düştü biliyorsun. Bu sakal işaretini ben çok merak ettim. O odada konuşulmadı. Şimdi öyle bir imada bulundun ki o ne demek istedi? Ne demek istedin orada? Onu merak ettim. Şimdi bak bu TGR Haber'de Murat Bereket var. Şu an Galatasaray'ın iletişimcisi. Şenol Güneş geldiği gün geçen seneki Sergen Hoca görevdeyken Murat Bereket diyor ki Şenol Güneş sesleri geliyor. Şenol Güneş'i getireceklermiş diyor ki o zaman da Ekim'in ilk haftası falan olması tamam, lazım. Tam anlamıyla düşe geç Adana Demirspor maçında birkaç maç sonra olabilir. Tamam ben de şiddetle diyorum ki yalan. Bak yalan. Şenol Güneş falan gelmeyecek. Gelemez. Ya başımızda Sergen Hoca var bak adam algı yapmaya çalışıyor. Oradaki kısmı kesiyor. Şimdi senin önüne video lütfen sevgili Okan Koçman 3 saat ne zaman çekilmiş ne söylenmiş öncesinde ne söylenmiş ne bitmişti onu yapmışım bilmiyorum ki abi i̇şte ben bak, Bülent, her gün canlı bak, yayın Bülent. Yapıyorum ediyorum şimdi, abi bak benim ağzımdan çıkanı çok özür dilerim benim ağzımdan çıkanı kulağımı duyan bir insanım ben tamam mı bunun öncesi vardır sonrası vardır ben sana bizzat Cenk Tosun olayını anlattım sen de eyvallah hayır ben sana ne dedim telefonda. Ben sana ne dedim bak dikkat et dedin.
Dikkat et. Yanlış cümleler kullanıyorsun. İmada bulunuyorsun. Bak doğru değil dedim sana. Eyvallah demedim ben sana. Yanlış cümleler kullanıyorsun. Yanlış yere değmiyorsun. Ben sana Cenk Tosun olayını anlattıktan sonra birebir de. Bak sevgili Okan Koç. Telefonda birebir de. Cenk Tosun'la alakalı anlattığımda bak bu sende de böyle olmuştur. Zaman zaman hocalar istemediğin veya sevmediğin veyahut da ters düştüğün hocalar da senin performansın düşmez mi? Esas anlatmak istediğim buydu dediğimde evet ama yine de sen bak başka yerlere çekilebilir. İfadelerine dikkat et. Bu mecra kaygan mecradır. Dedim demedin uyardım mi? Seni. Bravo. Tamam işte biz de orada helalleştik. Bu konu tamam, anlaşıldı. Abi. Bak çok Bir dakika. Ondan önce ben seni defalarca uyarmadım. Bilen bak kardeşim dedim. Önemli kitlelere hitap ediyoruz burada dedim. Bizi dinleyen, izleyen Beşiktaşlar var. Konuştuğun cümleler, kelimeler, imalar çok farklı yerlere çekilir. Şimdi sen onu orada o şekilde ima edersen bu sefer ne olur biliyor musun? İnsanlar farklı yere çekilir. Ben açık ve net söyleyeyim. Seninle konuşmadan önce o videoyu izleseydim seni tanımıyor olsaydım sana ne dedim Bülent? Ben sana neler yapardım neler yazardım dedim. Hatırlıyorsun. Evet. Altı. Aynen. Ben seni bunlar, bu konularla ilgili her zaman uyardım. Her zaman uyardım ama sen ne yaptın? Hep farklı yaptın. Sanki biz abi, seni kötü yaptık ama dinlemiyorsun ki. Bak, sen abi, anlatıyorsun ben seni dinliyorum ama sen beni dinlemiyorsun. Şimdi kalkıyorsun Şenol Hoca ile ilgili. Ne olursa olsun kardeşim yarın öbür gün bu adam iki tane kupa kazandırmış. Şampiyonlar Ligi mağlubiyeti var. Kalkıyorsun sakal işareti yapıyorsun. Ya bunlar sana yakışmıyor. Bak. Ya Sergen Hoca. Bak, Sergen Hoca mevzusu. Başındayken. Sergen Hoca mevzusu. Şimdi sen diyorsun bu adam diyorsun PAOK maçında. Ya bu adam bizi 13. sıradan almış. Bu adam bizi 13. sıradan almış. 3 maçta olsa şampiyon olacağız. Sen kalkıyorsun. Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına gidecek takım. Daha takımda 13 kişi yok. Ben inanmıyorum, güvenmiyorum Özal Hayat'ı ile ilgili. Ya bunları senin söylemen, senin yazman yanlış doğru ama bak dinlemiyorsun ki. Senin bunları söylemen yapman ama yanlış. Ama sürekli bir suçlama, bak bir suçlama, suçlama, hata arama, açık arama. Açık ya, değil açık, kardeşim. Senin bu yaptıkların doğru değil diyorum. Niye sürekli sen bunları yapma diyorum. Abi. Bak sen bunları yapma tamam, diyorum. Tamam yapmamaya gayret edeceğim. Yapmamaya çalışıyorum. Ama, elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ne yapmam gerekiyor abi? Bana bir söyler misin? Sürekli Bülent, gündeme getirildi. Kardeşim, bak, her Cenk Tosun'un ölümünden sonra Cenk Tosun bak, şey yapılıyor. Abi bak sen şunu söyledin az önce. Lütfen özür dilerim bak. Sen dedin ki ben yapılan iyilikleri unutmam dedin sen. Evet, doğru mu? Instagram hesabını kim şey yaptı abi sana defalarca söyledi. 50 kere sen söyledin. Senin gibi 50 tane dostum da 50 kere 100 kere söyledi tamam. Aç dedi. Peki. Beraber açtık, evet, açtık abi. Hatta hayır konu şimdi oradan buraya değil. Konu farklı yere çekil. Tamam açtık. Senin sayende açtık onu. Tamam eyvallah hadi. Hayır benim sayemde bak. 20 bin oldu. Hatta şifreni bile bana verdim ben. Ben Instagram'a girdim yok doğru düzgün ya. Bana paylaş diyorlar ben paylaşıyorum. Onu paylaşıyorlar. Hesabın kapandı ya. Öyle fazla. Hesabın kapandı. Hani bir anda takipçi yüklenince 20 bin falan. Instagram hesabını kilitledi. Bir şeyler oluyor dedim. Şifreni sana atayım. Şifreni verdin mi bana abi? Verdin değil mi? Hatta sana dedi ya bu kadar takipçi... Hayır konuyu niye oradan buraya getiriyorsun? Ben onu anlamadım şimdi. Bir dakika abicim bak. Bak ben sana ne kadar değer verdiğimi, ne kadar sevdiğimi, saydığımı biliyorsun değil mi? Benim sana karşı en ufak bir kıskançlığım, benim sana karşı en ufak bir ne bileyim arkadan işçi hep bunlar ima ediliyor veyahut da bilmem bir şeyler yaptığım varsa bu Bülent Uslu nasıl böyle bir şey yapar? Hani iyiliği unutmuyorum diyorsun ya abi. Bu Bülent Uslu bunu nasıl yapabilir abi? Bülent Instagram yani, bak şimdi abi, bir dakika Instagram konusunda teşekkür ederim. Bir ikincisi bir şey söyleyeceğim sana. Beraber tamam, yayınlar tamam, yaptık. Yaptık. Ama bir şey söyleyeceğim. Yayınlar bir dakika Instagram'da sen bana dedin geldi yayınlara. Bu iyilik değil mi abi? Kere yayın... Yani bu sana karşı olan sevgi değil bak, miydi? Saygı kardeşim, değil miydi abi? Saygı sevgi her zaman karşılıklıdır. Ama sürekli ama, olarak bana geliyorsun abi Cenk Tosun bak diyorsun. Şimdi. Şenol Güneş sakal işareti. Ama insanlığı benim gücüme efendim, gidiyor. Sonuçta Beşiktaş suçlusun. Beşiktaş bir duruşum var. Abicim. Kimi taktın benimle alakalı abicim, bir defa ya. Abicim sen konuyu kimi oradan oraya getiriyorsun. Sergen Hoca konusu falan filan. Her neyse onları bir kenara koyuyorum. Bülent TGRT'de ben ne dedim biliyor musun Sabri'ye? Sabri Ugan'a. Abi dedim ya dedim. Bülent'i de alalım. Şimdi beni konuşturma Bülent. Bak Bülent biliyorum. sen kalkıp orada ne dedin? Ben iki programa çıkacağım. Sonra araya 50 kişi soktun. 50 kişiye dedin ya ne yapar? Ben ama bir dakika bir konuşayım abi, kardeşim. Bir konuşmama izin verir misin? Bir ama dakika bir konuşmama abi, izin vereceksen konuşayım. Konuşmama izin vermeyeceksen kardeşim ben çıkayım gideyim. Ben ya ama bir müsaade et kardeşim sonra başka yerde konuştuğum zaman ben beni biliyorsun ben insanın yüzüne karşı konuşuyorum her zaman. Senin yüzüne karşı konuşuyorum. Ben sana kardeşim Nazmi dedim ya. Konuşmadık mı abi telefonu? Bak kardeşim ben sana dedim Sabri Ugan'a dedim mi alalım Bülent'i alalım. Sen sonra ne dedin bana? Ya dedin Okan dedin ya bakarız falan. Sonra ben
o Kerem'le yaşadığımız bazı sıkıntılardan dolayı. Neden? Evet. Yani yaptığı ithamlardan, Bülent dedim. Orası dedim. Olmaz dedim. Niye olmaz dedim. Böyle böyle evet. sebeplerden dolayı. Sonra seni aradıklarında ben hatta dedim onlara, biliyorsun Sabri Ugan'a. Sonra seni aradıklarında evet. sen bana arayıp reis dedin. İki programa çıkacağım. Söz dedin mi? Dedin. Tamam. Ben de evet, dostum evet, dedim. Evet, bak evet. dedim. İstersen sabaha kadar çık dedim. Orada dedim evet. artık öyle bir muhabbet oluyor ki dedim. Camiaların altın birbirlerin camialar değer, evet. değersizleştiriliyor. Evet. Gerek yok dedim. Sen bilirsin ama dedim. Tamam. Sonra sen araya 50 kişi soktun evet. mu? Soktun değil mi kardeşim? Ha, 50 bir dakika, kişi mi soktun? Tamam, ben cevap bir dakika ben bir konuşayım. Içinden. Ben ha. ne dedim? Söyle 50 ya. Kişiyi sokunca ya kardeşim dedim. O onun o onun yapısı dedim. Nasıl istiyorsa dedim. Beni ilgilendirmez dedim. Hı-hı. Ben karışmıyorum. O çıkarsa çıkar. Onun karakterine bağlı. Ama dedim evet. ben dedim dostumun kalktığı koltuğa oturmam dedim. Ben karışmadım. Ondan sonra beni aradılar. Hı-hı. Biliyorsun kim? İsim vermeyelim burada onların. Kim olduğunu sen çok iyi biliyorsun. Adamların ismini zikretmeyelim. Ben de tamam dedim kardeşim. Git. Senin çıkıp çıkmaman benim derdim değil. Çık kardeşim. Nereye istersen git. Ama sen insanlara gidip diyorsun. Birisi, sen de biliyorsun. Bu olmaz. Bu tutmaz. Falan filan. Bunlar da gücüne yalan, gidiyor kardeşim. Iftira. Şimdi sen, bunu sen böyle bir şey olunca yalan oluyor. Varsa zaten bana yalan gelir oluyor. Dedin. Yalan iftira olduğunu biliyorsun. Abi bak. Bir şey söyleyebilir miyim? Sevgili Okan Koç, sen ilk TGRT'ye çıkacağın zaman, sana teklif verildiği zaman sen ilk beni arayanlardan bir tanesi değil misin? Evet, söylemedin evet. abi. Dedin ki dostum böyle böyle bir teklif var TGRT Haber'den, Sabri Ugan sunumunda, ama dedim çekincelerim var, şu evet, var dedim. Evet, 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 evet. Gibi. Ben dedim ki abi dedim bak, senin ulusal ekranda olman gerekiyor. Lütfen çık dedim değil mi? Evet, ben doğru. kendi düşüncemi söyledim. Ondan sonra sen bir hafta mı iki hafta mı çıktıktan sonra dedin ki ben dedim bırakacağım dedim. Beni aradın yine. Bırakma kararı aldığın zaman beni aradın. Dedim ki ben dedim bıraktım dedim. Ben de sana yalvarmadım mı? Lütfen bırakma abi, sen ulusal ekranda olmak zorunda. Boş ver, kişilere takılma dedim mi demedim mi abi? Ondan sonra bak, bu olay üzerine sabrın olan. Sen seni bırakacağım çıkıp çıkma, bir tane abi şimdi. Olanı söylüyorum Söyle. Lütfen. Rica ediyorum. Sen de bıraktığını söyledikten sonra Sabri Ugan, o zaman sen bırakırsın. Bu Sabri abinin söylediği şey. Canlı yayında da söyledi. Sen o zaman bırakırsan Bülent Uslu'yu yerine çıkartacağım. Bülent Uslu'nun telefonu ulaşırım ama telefonu senden istiyorum dedi mi Sabri abi evet. sana? Benim telefonumu sen verdin mi Sabri Verdim abi? Verdim kardeşim. Sabri abi beni aradığı zaman Okan Koç bıraktı. Evet dedim, Okan Koç'u ben de çok ikna etmeye çalıştım abi, ama biz seni düşünüyoruz. Okan Koç'a da söyledik dediği zaman ben Sabri abiye ne dedim? Ben dedim önce Okan Koç'la görüşmem gerekiyor. Evet. Sonra seni evet. aradım. Dedim evet. ki ya dedim üstadım böyleyken böyle, tamam sen de bana dedin ki çıkmak istiyorum. Hayır ya, ben şöyle dedim, bir dakika geçiştirme orayı, sadece şunu söyledim. Bir evet. dakika bir dakika bak evet, dostum buyur. Dedim böyle böyle durumlar oluyor da dedim. Sonuçta evet. dedim yani dedim bu dedim gerek yok dedim. Çünkü camialara giriliyor, değersizleştiriliyor. İnsanları Doğru. germeye evet. gerek yok. Ben dedim bundan evet. dolayı kalktım. Evet. Ben dedim dostum kalktı koltuğa oturmam dedim. Sen de bana dedin ya dedin o havayı bir göreyim iki kere katılayım mı? Ben de hay hay kardeşim evet. sen bilirsin dedim, ben karışamam dedim. O senin Sonra, kararın abi, dedim. Abi programa çıkmadan önce tweet attın mı? Ne için? Küfürlü bir tweet atmıştın. Evet evet evet. Evet yani kahveler bizi sattı dostum programa dedim. Programa daha evet. çıkmadan aynen aynen kahveler. Doğru mu abi? Dostum Neden? Dediğimiz kahveler bizi sattı dedim. Ben... İki defa çıkacağım diye sen okeylemedin evet, evet, mi? Okeyledim. Niye o tweet atma evet, gerekti? Ben okeylemedim. Niye o tweet ben attın? Dedim nasıl istersen kardeşim dedim sana. Tamam abi. Onu dedikten sonra niye tweet attın abi? Yani dedin ki nasıl istersen dedin. Tamam mı? Ben sana bir dost olarak sen vermişsin telefonunu. Ama ben şöyle bir duruş bekledim Ondan sana. Sonra... Ben dedim ya sen, dostumun ya, kalktığı tamam, koltukta dostum dedim güvendiğim bir insanın kalktığı sonuçta... koltuğa oturmak bana yakışmaz. Sana da yakışmaz Bülent dedim ben. Böyle yaptım. Abi, sen bak, hala bana ne dedin? Sonra Emre Koca da arayacağım dedin. Yok şöyle yapacağım. Ya Bülent. Evet. Şimdi bak ya Bülent bak, bu sen Beşiktaş taraftarına söylediğin laflar var bak WhatsApp'tan elimde. Bak Bülent. Şimdi işleri oralara girmeyelim. Bak sen Beşiktaş taraftarına ne var abi WhatsApp'ta? O tweet'ten sonra Beşiktaş taraftarları için köpeklere yani şimdi beni konuşturma. Hepsi duruyor bende. Ya Bülent bak kardeşim. Her şeyi geçiyorum. Bu konulara girmek istemiyorum. Abi. Sadece sana şunu söylüyorum. Şunu bil. Bak şunu bil. Ben senin gibi Beşiktaşlı değilim kardeşim. Bak ben de senin ben böyle Beşiktaşlıyım. Senin gibi Beşiktaşlı hayatta olamam. Ama şunu bil kardeşim. Kesinlikle ve kesinlikle gittiğin yol doğru yol değil. Seni ikinci kez araya bir sürü kişi girdi. Helallik istedin. Helalliğimi de verdim. Ama kardeşim biraz zehirlenme. Biraz bir duruş olsun. Bunu bil kardeşim. Başka bir şey söylemeyeceğim. Bana sormak istediğin bir şey varsa sor. Beni de daha şey yapma. Neydi onun ismi? Dirdikleme. Başka yerlere girmek istemiyorum.
Yap yani, soracaksan sor kardeşim, bana başka sorabileceğim bir şey. Yok ya, abi hiçbir soru ama, sormak istemiyorum. Ama kardeşim değişme. Değişme. Evet. Bir an önce ilk günkü Bülent ol, tamam mı kardeşim? Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Var mı renkli yorumlar, bana bir şey soracaksın? Allah razı olsun. Evet. Yok abi, Yunus kardeşim, sana da söylüyorum. O kişi bana tetikçi diyen kişiye senin söylediğin lafı şu anda söylüyorum. Ama onu ispatlamazsan sen karaktersizsin kardeşim. Net söylüyorum bak burada. Burada yüzüne karı söylüyorum. Bana benim eyvallah tetikçi olduğumu tamam, ispatlayamazsa tamam, ispatlayamazsanız kardeşim siz en adi karaktersiz şerefsiz insansınız. Eğer ki ben tetikçiysem, birilerinin adamıysam ben en adi şerefsizim. Aa, böyle bir şey olamaz. Hayır böyle Yunus şey kardeşime olamaz söylüyorum. Hayır ben kefilim Yunus, abi Yunus bir ya şey söylüyor musun kardeşim bana? Ben kendi adıma şeyim abiciğim. Yunus tamam, bir şey söylüyor musun kardeşim? Tamam, bana... Bence bir şey söyleme Yunus. Gitti gitti. Yunus tamam gitti, gitti tamam. Eyvallah. Eyvallah abi. Tamamdır. Eyvallah. Allah razı olsun abi. Sağ ol. Abi konuşacak fazla bir şey kalmadı zaten. Yani ben çok fazla dediğim gibi olayların şahsileştirmesi, insanların... Çok üzüldüm. Ben zaten uzun süreden beri yani bu konu benim adıma bu konuları buraya taşımak asla istemedim. Ama abi bak ben bir kez daha söylüyorum. Bizim çoluğumuz çocuğumuz var, işimiz var. Ölümden falan da korktum. Ya yarın gelsin de kafama sıksın, umurumda değil abi. Zaten yani kaç sene daha yaşayacağız abi. Bizim öyle bir korkumuz, Allah'tan başka kimseden korkumuz yok. Tamam, nasıl gideceğimiz, öteki tarafa nasıl gideceğimiz önemli. Bu benim inancım. Oradan bir tanesi yazmış işte, sen benim annemin başı kapalı atı. Abi alakası yok, şunu anlatmak istedim yani. Beni öyle bir duruma sokmaya çalışıyorlar ki, bak konu nerelerden nerelere getirmeye çalışıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ben namazını kılan bir adam diye mi Atatürk düşmanı olarak ilan edilmeye çalışıyorum? Ben anlamıyorum abi. Yani sürekli olarak hocacı, falancanın adamı bilmem, biz kimsenin adamı sorun olmadık zaten ya. Sorun bu abi. Buna odaklanmak lazım. Diğer şeylere odaklanmaya gerek yok. Birileri neden birilerinin hedefi oluyor ve hep neden aynı kişiler birilerini hedef gösteriyor? Ve neden Beşiktaşlı hep? Beşiktaşlı hep abi. Beşiktaşlılar hep neden özel mesajlar ya da onun daha önce söylediği şeyler bunlar şey yapıyor ve neden sivrilen hesaplar oluyor bu? 300-500 kişi takip eden Beşiktaşlı hesabı kimse bir şey demiyor. Ama adam 10 bin takipçisi olduğu zaman bir oda açıp 100 kişi onu dinlemeye başladığı zaman bir bakıyorsun adamla ilgili bir şey çıkartıyorlar abi. Yani iftira da olabilir. Adamı pusuya da düşürmüş olabilirler. Abi zaten bir şey varsa ver mahkemeye. Bak ver savcı. Ver savcı. Dahası olduğum bir şey varsa abi. Ver savcı çıkar. Yanlış yapabilirim. Burada mesela sinirlerim abi. Aniden ağzımdan çıkmayacak bir şeyi konuşurum yani. Evet, İstemem evet onu. O anda istemem ama konuşmuş bulunurum yani. İnsanız yani. Ağzımdan ya sevgili çıkar, Evrim. Sonra pişman olurum. Canım ama kardeşim. Onun üzerinden gidip benim hayatımı yıkmaya kimse çalışamaz ki. Canım kardeşim bak. Ben hiçbir zaman banttan yayın yapan bir adam değilim biliyor musun? Yani bugüne kadar 1000 canlı yayın yaptıysam belki 1-2 tane o Spor Türkiye'de YouTube kanalında yaptım. Zaten orayı da bıraktık. Şimdi hep canlı yayındayız abi. Ama sürekli olarak canlı yayında sürekli olarak ya oradan bir cımbız çekip bak videolar 5 saniye 10 saniye. Ya hata da yapmış olabilirim. Sen niye gündeme taşıyorsun abi? Şimdi ben Şenol Güneş konusunda mesela bir eşeklik yapmışım. Demişim ki Murat Bereket'e Beşiktaş'ın başında Sergen Yalçın varken Murat Bereket demiş ki şu an Galatasaray'ın iletişimden sorumlusu. Söylemişim gibi Şenol Hoca imzayı attığı gün bunu servis ediyorsun. Binlerce kişi küfür, hakaret ve ben Beşiktaş'ları engellemek zorunda kalıyorum. Çünkü adam geliyor özür dile bilmem ya Sergen Hoca var kardeşim takımın başında. Nasıl anlatacaksın tek tek? Ama hani birlik beraberlik, hani birlik beraberlik deniliyor. Şenol Hoca geldi, o şampiyonluğa odaklanacağız. Şöyle iyi kadromuz var, böyle uçacağız. Ama ilk icraat abi Bülent Uslu'nun Şenol Güneş hakkında söyledikleri servis ediliyor. Hem de kendi eliyle servis ediliyor. Neden? Neden? Burada ne geçti eline abi? Biz niye kimsenin açığını kovalamıyoruz? Bülent Uslu canlı yayında bir şey söylemiş. Ya 10 ben saniye açığını kovalasam yüzlercesini bulursun. Ya abi baba bak. Sonra herkesin bulursun. Bak Bülent Uslu gördün mü mevzusu var biliyorsun değil mi? Bülent Uslu diyor hala birçok şey yolda karşılaştığım şey Galatasaray'ın söylüyor. Ya Bülent Uslu gördün mü mevzusu hala bu şekilde diyoruz iz kalıyor ki, abi iz kalıyor. Karagümrük maçında o bir de diyor ki abi yayında Karagümrük'teki şeyi tweet'i ben sildirttirdim diyor. Ya külliyen yalan yok böyle bir şey abi. Ne sildirttirmesi? Zaten lafa bak şöyle giriyor. Diyor ki ya işte diyor Sergen Hoca şampiyonluğa giderken hashtag'e destek vermedi diyor.
Abi yalan bu. Daha sezon başlamadan oradan bana peşindesin. Burada bak video. Ya videonun önünü arkasını kesiyorsun. Canlı yayında yanlış bir şey söyleyebilirsin. Kesilmesine bunu... de gerek yok ya abi. Yanlış da söyleyebilirsin. Yanlış yani canlı yayın. İnsanları genel değerlendirmek lazım. Niyetlerini anlarsın zaten. Heh. O insanın konuşmalarından yaptıklarının hepsini bir çerçevede değerlendirirsin.